Ama bu sizi yanıltmasın. Bu sadece başlangıç. Belki her şey daha kötü olacak, belki her şey daha iyi olacak. Hiç fikrim yok. Sadece çimlerin arasında yavaş yavaş. Hop! Aa evet. Sanda daha hiçbir şey gerek kalmadan sanırım kendimizi öldürecektik, değil mi? Abi 20 FPS bu arada, o neden oluyor? Ha, neden olduğunu biliyorum. Tamam, ufak tefek ayarlamalar var. Onları unutmuş olabilirim. O zaman ufak tefek ayarlamalarımızı da yaptıktan sonra şey yapalım. Bende gram kasmıyor bu arada. Kasan tek şey yayın. Ama artık yayında da kasmıyor. Hadi bakalım. Ayarlamaları yapmayı unutmuşuz yayına özel. Ben kendi oynadığımla yapıyorum. Bilmiyorum, OBS çok garip bir şey. Yani ekstra bir yayıncı bilgisayarınız yoksa cidden anlamı olmuyor. Tamam, atmosfer bayağı iyi bu arada. Destur abi daha yeni başladık. Dur cidden daha yeni başladık, böyle bir şeylerin olması garip geldi birden bana. Bir bakalım abi, burada yaratıkların sesi falan geldi ama sanırım burası benim evim olacak. Hayatıma buradan devam edeceğim. Abi destur be. Oğlum daha virüse, evet. Galiba bu abimiz virüse yakalanan kişilerden bir tanesi. Ben bu adamın evine girmeden önce, arabası da burada. Onun arabası var. Güzel mi? Abi ben, yok, ben bu eve girmeden önce birazcık odunlarını tokatlayayım bu adamın. Çünkü kendi kendime hiçbir şekilde burada kalamayacağım. Kesinlikle kalamayacağım. Baksana, garip garip sesler çıkarıyor. Şoförü de var. Özel mi özel o? Ama arkadaşlar, bu adam birazcık riskli. Ah, abi hepsinde buton yaptım. Neden buton yaptım? Bu benim birkaç gündür başıma geliyor. Sırf yayında gösterebilmek için ekranım çok küçük benim, tamam mı? Neden bende kasmanın OBS kasıyor bilmiyorum. Böyle büyüteçle baktığım için arada böyle aksilikler olabiliyor. Renault Via Prime bizlere kullanmış. Ranger V. Vay be, zaman ne de hızlı geçiyor demiş. İkinci ayında kendisi Prime bizlere kullanmış. Burakan 96 Prime'li kullanmış. White Bull Prime'li kullanmış. Yamaç GC 7. ayında abi. Hoş gelmiş. Demiş ki selam adalı adam, artık arkadaşlık atarsın demiş. Tabii ki kanki, tabii ki. O aklımda. Şimdi en başta normal alet edevatlarla başlayalım. Bir tane kazma yapayım kendime. Onun dışında bir tane balta da yapmam önemli olabilecekmiş gibi geldi. Önem arz ediyor. Birazcık toprak bulunduracağım. Eğer bir sıkıntı olursa topraklardan en azından bir şey alabilirim. Tabii oyunun sesi bir tık fazla gibi geldi bana. Size de büyük ihtimal fazla geliyordur. Şöyle ayarladıktan sonra daha mantıklı. Arkadaşlar kılıç yapılmaz ya. Çok fazla zombi falan tarzı bir şey gelmeyeceği için kılıç sadece bizi yavaşlatır. Daha az vurur. Şu an daha tatlı gibi. Evet, mutant domuz sesi çıkarıyor gibi sesler çıkarıyor. İlginç sesler çıkarıyor. YF78 abi ikinci ayında, Vidar 31 üçüncü ayında, üçüncü ay demiş. NS Reaper aramıza katılmış. RXVKN LOL demiş. Prime bizleri kullanmış. İkinci ayında Tekno Golf FB Prime bizleri kullanmış. Hoş gelmiş abi. Tamam, bunları aldık. Bunlar bizim acil zamanlarda alacağımız, kullanacağımız, önümüzü bloklayacağımız çamurlar. Bu adam evet. Gel abi. Yani ne kadar şey olacak bilmiyorum. İçinden bir şey çıkıyor mu? İçinden bir şey çıkmıyor. Tamam. Sanırım burası şey yok. Aa, position set lan. Ne alaka? World edit var galiba. Dur şu kılıçları da alayım. Ne olur ne olmaz. Ya da bu kılıçları ne olur ne olmaz ben koyayım da. Bir sıkıntısı olursa. Emin olamadım. Burada yerler var. Şurada aşağıda bir yer var. Oo, burada adam yemekler falan koymuş bu tarafa. Abi ben bu pancarların hepsini alır yerim. Öbürkülerini de ısıtırız birazdan. Burada çiçekler, bitkiler, burada uyuyacağımız bir alan var. Hiç şey değil. Bu arada bu müzik neden böyle düf 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 düf. Sanki diskodayız ha. Birazcık daha lo-fi bir şeyler açayım arkada. Yani. Tamam, burada saman balyalarımız var. Üst katta ne var abi? Orada daha bol saman balyaları var. Sanırım yani pek bir şeyimiz yok. Anlaşılan. Bir tane crafting table daha yapıyorum abi. Şuraya yapıştırıyorum. Aa, ama malzemem yok. Gerçi burada deli gibi odun var. Bu odunları alacağım. Evden kullanacağım. Etrafta çok fazla odunum yok çünkü. Şu şekilde devam edelim. Çorba da yaparız ama mantarımız var mıydı? Hiç görmedim o tarz şeyleri. Böyle saçım neden buraya gelip duruyor? Bir
Tamam. Sıkıntı yok. Şimdi Darkwood'u aldık. Sadece yapmam gereken saman balyalarınızı da alabilmek için. Elimle de alabilirim ama bu bir takıntı oldu. Asla bu şekilde olmadan yapmıyorum. Televizyondan seni izlemek mükemmel aktivitedenmiş. Teşekkür ederim. Sesi çok açma da yankılanmasın be. Tamam. Burası da güzel. Buraya da depo falan bir şeyler yapabiliriz. Sıkıntı yok burada da. Burada da biraz saman balyaları var. Hatta burada da gizli yerler var diye biliyorum. Yani gittiğimiz birçok yerde gizli yerlerle karşılaşabiliriz. Birazcık gözümüzü dört açmamız lazım. Bir yatak daha var. Ben bu evi yağmalayıp dışarı doğru açılsam mı yavaştan? Emin olamadım. Burada çerçeve, yani evet buralar da var da. Hani bize saldırdıklarında en azından bu çitlerden falan atlayamazlar o kadar. Ama atmosfer cidden güzel. Bunlar ne? Tamam, bunlar sümüklü böcek. Bir şey yok bunların. Bu da tuvalet sanırım. Aynen. Ha, burası da boklu çukurumuz. Peki ben birazcık etrafta dolaşıp yeni yerler keşfetmek istiyorum. Tabii ki parazit falan. Gerçi şurada bir ev daha var abi. Komşu galiba. Gidelim mi komşuyu çalalım. Hala yaşıyor mu? Ne alemde? Burası bayağı güzel atmosfere sahip. Şuna bakar mısınız lan cidden? Atmosfer bayağı sağlam. Yani sadece burada böyle arka plan olarak koy, izle ya. Tatlılığa bak. Komşu sana helva getirdim. Neyin helvası bu? Senin helvan tabii ki. Burada bir şey var mı? Oo. Buraya direkt. Oo. Bu maden inişi direkt. Peki ben bu maden inişini nasıl şey yapacağım? Buraya bakamam ki. Benim kendime bir maden kazmam gerekiyor bunun için. O zaman başlayayım bari. Maden kazamayacağım ama şuradan taşları alayım. 3-5 kömür falan bulabilirim diye düşünmeye başladım. Kömürü de bulabilirsem tadından yenmez. Birazcık amelilik yapacağız bu kısmında. Aynı o şekilde. Tamam, böyle almaya devam. Onun dışında Hukadra 3. ayında pilav kafası, 3. ayında hepsi de Prime'de kullanmış. Same DDC8 3. ayında. 3. ay alırım, bir hayırlı olsun. Bir de muhteşem kaslarını görmek istersem şu çok çok şey mi istemiş olurum demiş. Yukarıda bir mutasyon sesi duydum bu arada. Abi, şu an güvende miyiz? Evet, bir zombi sesi bir şey geldi. Bu arada kılıç, evet, neden ışık çıkarıyor, ben onu anlamadım. O zaman kömür almamıza gerek yok. Yine de ben bir kazma falan bir şey alayım da. Burada bir şey var. Burada virüsü biri var abi. Bayağı bir şey dönüyor şu an. Aşağı kısım bence gidebileceğimiz en kötü yerlerden biri. Lütfen açmayın kapıyı kısmı vardı ya Left 4 Dead'de. Left 4 Dead'de diyorum işte. The Walking Dead'de. Please don't open that inside. Şöyle. Babam içeride. Haha. Tamam, ekmeğimiz de var artık. Tek yapmam gereken herhalde taştan daha güzel bir kazma olacak. Şurada var. Şunu alıp şuraya çevirip bir tane kazma. Tamam, her şeyimiz mükemmel olmasına gerek yok. Azıcık olsun yeterli. Kılıcımız da bu şekilde gözüküyorsa içeri dalış yapıyoruz abi. Pek iç açıcı bir yer durmuyor. Hiç iç açıcı. Aynen abi, ben nasıl yapacağım bunu? Abi garip sesler geliyor. Yok abi. Kazmayla... Aa evet, böyle el değiştirerek kırabiliyorum. Merhaba dostum. Sende virüs yok değil mi? Sen normal zombisin. Tamam. Ama ilginç bir şey olacakmış gibi geliyor. Değil mi? Hiçbir şey yok. Burası var. O piti piti, karamele sepeti, terazi, lastik, jimnastik. Biz size geldik, bitlendik, hamama gittik, temizlendik, dik dik dik. Bunu seçtik. Abi. Gerçi çok iyi bir yere gitmiyormuş ama. Buraları neden böyle yapmışlar? Kafam, oho, bu gidiyor yani. Neden küçücük bir kulübe beni buralara götürüyor? Bence burada yine gizli bir şeyler var ama ben hiç farkında bile değilim abi. Bilmiyorum. Bu arada FPS gayet iyi arkadaşlar. Bir FPS oynamıyorum. İnternetiniz bir gidiyor geliyor olabilir.
Tamam, burada da bir şey yok. Tek dostum herhalde ya da tek canlı burada bir tane yarasa. Gerçi bir sandık bulduk. 5 elmas, 11 ok, deliler gibi mantar ve bir tane TNT. Güzel abi, bayağı iyi başlangıç. Yani korkanın çocuğu ama bir ses duydum yine. Kendi adım seslerimin yankılanmasını mı duyuyorum ben, yoksa cidden bu tarafta bir şey mi var? Ve ben cidden yavaştan kaybolduğumu da hissediyorum. Bir de burası var abi. Buraya gelmedik hiç. Abi birazcık şansımı zorlayacağım. Yaratık varsa da var abi. Abi bir dakika. Ay tamam, böyle olması lazım. Tamam, burada başka bir şey mi var? Oo, bu daha da aşağı iniyor. Aynen abi, anladım kesinlikle. Küçücük kulübenin altında hangi sapık böyle bir yer kurar? Filmlerde oluyor. Yani bilemem ama. Aynen abi. Buradan da gidemem ki. Buradan deneyeyim bari. Of, çekilişe nasıl katılıyorsunuz? Abi ilk ay Prime'la bedava abone olmanız yeterli. Yani siz yayında olsanız da olmasanız da çekilişe katılmış sayılıyorsunuz. Hani abonelik kazandığınızda ben açıklıyorum, onları gösteriyorum. Yani hepsini liste yapıyoruz, Discord'da paylaşıyoruz. Oradan hani buradan yayından görmediniz, Discord'dan görüyorsunuz. Kaçırmanızın pek imkanı olmuyor yani. Ama ben galiba burada şaka maka yolumu kaybetmiş olabilirim bir tık ucundan. Ve deliler gibi yemek tüketiyoruz biz burada sol sağ yaparken. 5 elmas yeterli değil mi? Biz daha fazla zorlamasak mı kendimizi? Ama bir yandan da bu kadar gelmişken devamını merak etmiyor değilim. Cidden buranın sonu nereye çıkacak? Merak ettiğim şey bu. Yok, yetmez. Abi neyse. Şaka. Bu arada tier 1 de abonelik sayılıyor. Bütün abonelikler sayılıyor. Sadece Prime'ı da hani böyle abonelik bedava şeyini söyleyeyim dedim. Burada bir şey var. Burası geldiğim yerlerden bir tanesi. Şurada mı abi? Sanırım burada. Evet, buradan ses geliyor. Normalden daha farklı bir ses geliyor burada. Oo, tamam tamam. Şunu alayım abi. Bu kömür işimize yarayacak daha sonradan. Zaten kömür istiyorduk, istemeden bulduk. Abi o sesler umarım buradan gelmiyordur. Hiçbir şekilde bulaşmayacağım. Abi öncelikle siz gider misiniz? Bence siz gidin, evet. Gitmelisiniz zaten. Abi bu sesler... Abi orada bir şey var. Ve ben cidden çok korkuyorum şu an orada bir şeyin olmasıyla. Kafayı yedirttirecek. Ay, Minecraft'ta ilk oynadığım zamanları hatırlıyorum ben. Etrafta böyle canlıların nasıl takıldığını. Yok abi, ben sizle bulaşmayacağım sizlere ya. Ama bir dakika ya, ben çok merak ettim. Değil mi? Ses var, görüntü yok sanırım. Aşağı indiğim bir yer daha mı? Aa, üzerimizi kazar çıkarız be. Uf, bana bir daralma geldi. Evet, şu an bana bir daralma yok abi. Yok, burası hiç hoş değil. Ben çıkıyorum tamamen. Huf, rahatsız edici. Direkt tepemi kazar çıkarım. Uğraşmaya bile değmez. Uğraşmaya bile değmez. Abi o sesleri duyduktan sonra zaten hiçbir kuvvet beni daha da aşağı indiremez. 5 tane elmasımızı aldık. 5 elmas neyimize yetmiyor? Tabii ki 5 elmas işimize yarar. Korkaksam da korkuyorum abi arkadaşlar. Korkaklık kötü bir şey değil. Korku sizi bir yerden bir yere taşır zaten. Önemli olan korkup da bir şeyleri yine yapabilmek, ama yani korkak değilim diye kanıtlamaya çalışırken salak da olmamam lazım be. Evet. Yani kendimi kanıtlamama gerek yok sanırım. Abi bir şey mi gel... Oh! Oğlum senden mi çıktı o ses? Ben... Oh! Ay çok korktum, tamam. Sakin. Garip sesler de çıkıyor. Abi nereden ateş ediyorsunuz, algılamıyorum ki. Tamam, meşale öbür elimde. Burada yemeklerim var.
bulabileceğim başka bir alan varsa oraya gideyim. Bu bizim ilk evimiz değil mi? O ilk gördüğümüz ev. Birazcık daha farklı yerlere gideyim. Evet, burada da su var ki ben hiçbir şey göremiyorum. Ateş böcekleri var. Etrafta sular var. Yatak var mı? Bizde yatak yok. Bence geceyi geçirebilmek için bir evimize gidelim. Şuraya altıma blok koya koya, gerçi gidemezmişim ama o şekilde gideyim. Tam burada koyabiliyorum. Şöyle tane tane. En azından kestirme yollarımız olsun kendimize göre. Aa, burada da ses geliyor mesela, ben anlamıyorum bak. Burada bir yerde de yine enfekte sesi geliyor. Zombilerin sesi de. Bu zombiler gerçek enfekteler değil. Gerçek enfekteler, korkmamız gereken enfekteler. Şey gibi. İçlerinde parazitler var. Öldürdüğümüzde bize atlayıp bizi de ele geçirmeye çalışabiliyorlar. Tamam. Yatak neredeydi? Yatak buradaydı. Uy be abi. Hiç uğraşmaya değmez. Ömer Karabaş 16. 2. ayında Prime üzere kullanmış. Lahmacun lezzeti Prime'i kullanmış. X09 aramıza katılmış. Ömer Tarıl 5. ayında Tier 1 aramıza katılmış. Yakup Kayseri 2. ayında. Abi merhaba, 3. ayımı yenemek dileğiyle. 2. ayımı yenemek için çok uğraştım. Seni çok seviyorum. Sen de Yakup, hoş geldin. Hoş geldin zaten Yakup. Neden diyeyim yani. Hoş geldin. Şimdi sabah sabah yapmamız gereken şeylerden bir tanesi. Ben şu arka tarafa doğru keşfetmeye çıkacağım. Belki orada bir şey vardır. Ya da şu tarafa gideyim ben yine. Bir şeyler deneyeceğiz. Bu uzun çalılar beni öldürttürecek. İçinde saklanan çok fazla yaratık var. Güneşi almayan, aha. Bir tane daha mekan. Evet, bir tane creeper mesela. Yakında ama ya. Çabaladı en azından. Burada da alanlar olabilir. Şimdi yakın çevreleri keşfedeyim. Parazitler ne kadar yayılır, ne kadar zombi gelir daha sonradan bilmiyorum da. Şu an iyi zamanlarımız. Alabildiğimiz kadar erzak yapmamız gerekiyor. Sonradan zaten kendimizi savunmamız gerekecek. Aa, bu benim ilk geldiğim yer mi? Oo, benim ilk geldiğim yermiş burası. Bana tamamen başka bir açıdaymış gibi gelmişti. O zaman buradan etrafta dolaşacağız. O şekilde gideceğiz. Etrafta yemek ararken de bu arada çok dikkatli olmam lazım. Mesela bunlar. Aynen, bunlar çok mantıklı yemekler. Bu berilerden alayım. Hatta burada deli gibi mantar da var. Mantar da alayım abi. Şu mantarlar önemli. Çünkü hayvansal şeyleri istemeyeceğiz. Hayvanlar enfekte olduğu için belki de yediğimiz şey bizi zombiye de dönüştürebilir. Bilmiyorum. Yemememiz lazım etleri. Çünkü ilk günlerde herkeste enfeksiyon var ama belli değil kimde ne kadar oldu. Yaratıklar da bunu daha ilerleyen zamanlarda göstermeye başlıyor. Gerçi evet, mantar ağacı var burada. Bunu şöyle yok etsek ne kadar çıkarsın abi? Bunlardan bayağı yemek alacağız. Güzel. Şimdiden 17 tane olmuş. Zaten önceden 13'tü. Onu da sayarsak, hesaba katarsak. O zaman bu mantar ağaçlarını bir tokatlayayım. Tek yemek kaynağımız mantar çorbaları olacak gibi duruyor. Drentil Prime üzere kullanmış. Barova D 67 2. ayında. 003 Musti 03 Prime üzere kullanmış. Adalın suyu Pulucico Doğa'ya abonelik hediye etmiş. Hoş gelmiş. Teşekkür ederim. Şu şekilde devam. Peki. Yani aslında yakın burada. İşim gerektiği zaman gelip alırım. Fazlasıyla mantar falan var. Bizim şimdi ilk işimiz başka malzemeler bulmak, evler falan bulmak. Yoksa yani baksanıza, deliler gibi mantar var zaten. Pekçe yani onlarla uğraşacakmışız gibi durmuyor. Önemli olan şimdi ev bulabilecek miyiz? Başka sığınabileceğimiz güzel. Beriler de fazla. Peki ben bu berileri yere koyabiliyor. Yok, yere koyamıyorum. İlla buradan gelip kaynağından almam gerekiyor. Tamam, burada fazla var ya. Bunlar olgunlaşana kadar etrafta dolaşırız. Ondan sonra gelir tekrardan toplarız tane tane. Bir de burası bayağı bataklık. Garip garip çamurlu bir alan. Aha, başka ev. İyi bari. Burada başka birileri var mı onu bilmiyorum. Umarım daha iyilerini buluruz. Bu evde sığınabiliriz gibi. Berileri de var bakın. Mesela yemek falan sıkıntısı çekmeyiz gibi geldi. Hatta bu ev bayağı iyi. Şuna baksanıza. Oh, tamam, bekliyordum bekliyordum. Çok korktum. Aklım çıktı be. Burada mühürlemişler burayı. Abi
bildiğim bekliyor ya. Tık tık tık, kim o? Memo. Abi lütfen. Tamam. Daha farklı bir giriş bulmam lazım. Bu camdan. Aynen, selam. Merhaba komşu. Sana aşure getirdim be komşu. Abi. Görüyorsunuz değil mi? Enfekte koyun. Bu yüzden etler yemeyeceğiz. Bak. Yani koyun yiyebilecek miyiz? Yemeyeceğiz. Çünkü bu adamlar da enfeksiyon kapıyor. Babaanneme benziyor. Aynen öyle. Nihat Teoman, neden babaannenin alıp veremedi? Her şey babaanneme benziyor. Of. Tamam, neyse, şurada üst kat bir yer varmış. En az abi her yerde bunlar ama. Abi aşağıda da birazcık vardı. Dur, şunları şöyle takaslayabilirim. En azından. Ekmekler en çok ihtiyacımız olanlardandı. Burada da iyi stoklamışlar. Burada fırınımız var. Fırınla ihtiyacım olan bir şey yok. Tüm bunların dışında 5 tane elmasımın olduğunu hatırlatayım. Hani lazım olan şeyi şu an tam kestiremediğim için. Sonradan akıl ederiz gibi geldi. Evet, orada da bir tane. O alttaki zaten. O alttakini öldürmemiz gerekiyor şart. O zaman abi gel. Aynen. Gel abi. Abi virüslü biri patladığında bence oraya pek bulaşmamamız lazım. O yüzden de birazcık duralım. Aynen, virüsü bize bulaştıracak. Hatta şu koyunu öldürüp bir test falan mı yapsak diye düşündüm. Yapalım abi. Merhaba koyun. Merhaba koyun. Oo! Tamam, tamam. Hızlı yenilendim ama fazla vuruyor. Bir de bu ne? Infected flesh. Yani infekte olmuş birinin eti. Çok fazla uğraşmayacağım ama buranın çitleri daha güzel. Burada hayatta kalma yüzdemiz daha fazlaymış gibi geldi bana. Daha tatlı. E bu adamın hala virüsü etrafa yayılıyor mu? Tam geçmiş, sıkıntı yok. Şimdi burada kavanozda bazı olaylar var. Onun dışında şurada arkada loot yok. Burada yani tavşan ayağı yiyebiliriz. Güzel bir şey. Şunları koy. Aa, yok bunları istemiyorum. Tavşan ayaklarını koyamıyor muyum? Koyamıyormuşum. Turpları bir şey yapamıyorum. O zaman ısıtabileceğim ne var? Yani çiğ tavşan var. Çiğ tavşan o zaman. Bunlar da pişsin mi zahmet? Peki abi burada hayatta kalabilmek için hiçbir şey yaptınız mı? Burada bir kitap var. Kitabı nereden alabiliyorum? Kitabı aldığımı hissettim ama göre ha burada. Eugene'in günlüğüymüş. Bayağı yani düşünecek olursak bayağı zor oluyor. Babam ve kız kardeşim. Aha. O günleri yazıyor lan adam. Evet. Bayağı günler geçmiş. 2 ayın sonunda kız kardeşi babası ölmüş. Bu sesler çok sinir bozucu, garip sesler diyor. İşte bir tane Moskov'da, Rusya'da bir yer varmış. Oraya mı gideceksin şimdi? Aynen, adam kafayı yemeye başlıyor ve en sonunda 189. günde virüsün diyor ki umarım bu günlüğü biri bulur. Çok hızlı okudum kanka. Kusura bakma, sen o kadar zaman harcamışsın yazmışsın ama birazcık da eşyalarını almış olabilirim. Eugene abim, birazcık daha seninle vakit geçirdiğimizde neler yazmışsın? Aynen. Aynen bak, our livestock got infected. We had to put them all down one by one. Bütün canlılar enfekte olmuş. Bu adamların çiftliği var. Az önce koyun var ya, o koyunlardan biri mesela oydu. Adam hepsini tane tane indirmek zorunda kalmış enfekteleri. Eugene, senin günlüğünü atıyorum. Daha fazla seninle bir bütün olmak istemiyorum maalesef. Çünkü rahatsız edici bir durum ya. Hani ölen insanların yerlerini hani görmek, yaşadıklarını hissetmek şimdi. Benim motivasyon kaynağına ihtiyacım var. Pes eden insanların günlüğünü okumak bir tık benim için iyi değil şu an. Tüm bunların dışında mantarlar alınır abi de. Ha, şu kırmızı mantarlar önemli. Öbür mantarlar her yerde var çünkü. Önemli olan kırmızı mantarlar bizim için.
Peki enfeksiyon tam olarak nasıl ilerleyeceği hakkında bir fikrim yok. Ama yani şu an neredeyse hiçbir şey yok. Hatta game rule'u arttırırsam galiba enfeksiyon daha hızlı yayılır. Bunu yapabilirim. Aynen, gayet de güzel de olur aslında. Şöyle yapayım o zaman. Game rule random tick speed kaç olsun? 10 olsun. Ya da abi 50 olsun. Bunun gibi şeyler. Ha tabii bu bizim farm yapmamızı da sağlayacak ama yaratıkların daha hızlı virüsü yaymasını da sağlayacak bu şekilde. Aa, kömürler kaldı, doğru. Kömürler kaldı arkadaşlar, doğru. Ben öbür hayatta kalan insanlar için ufak bir bağışlama yaptım ya. Ben kesinlikle tavşan ayaklarını, o lezziz ayakları unuttum. Kömürlere yazık oldu. Daha onlarla beraber baya baya eşya bir şeyler yapacaktık. Şunları kır abi. Şurayı aç. Aha. Bir dakika lan. Aha. Sakın açma yazıyor. Aa. İyi ki unutmuşum. Abi. Virüslerin olduğu yer. Aynen abi. Adamın gizli araştırma yeri gibi düşünün. Burası galiba anne ve babasının, kız kardeşinin öldüğü yer. Ben şu evi şöyle kırayım. Şuradan almam gerekenleri alacağım. Bunun yerine bunu at. Bunun yerine bunu at. Tamam, güzel. Peki abi. Ben aşağı bir inip birazcık daha inceleyeceğim. Ne varmış ne yokmuş gibisinden. Çünkü burası cidden açılmaması için mühürlenmiş bir yer. Bizim şimdi şunları çevir. Şunların hepsine stick yap. Ondan sonra da bunları alıp meşale yap. Burada hiçbir şey yok. Anvil'ı almamın da anlamı olmayacak. Spawn primitive bolster. İlkel bir şey canlandıracakmışız. Ne canlandırabilir mi? Çok merak ettim. Bunlar ne tam olarak? Evet, virüs olduğu belli. Ama ben kaşınıyorum. Bunlar da infeksiyonlu bloklar. Spawn adapted bolster. Spam walking head sheep, spam boogling infested bloklar devam, üstte bir şey oluyor bu arada. Burada da Mr. Odibebe bir şeyler. Burada infected flesh. Aynen abi. Birazcık kaşınacağız. Yapacağım farzızda bir şey var mı bilmiyorum. Bir de şurayı şöyle kapatsam, geceyi burada geçirsem. Geceyi burada geçireyim ya. Ekmekleri daha sonradan alacağım. Ekmekler şimdilik değil. Birkaç tane eşya bırakayım. O ekmekleri alayım. Ekmekleri de aldıktan sonra deneylerimiz başlasın arkadaşlar be. Burasıydı değil mi? Ben her şeyi bu arada neden orada burada bırakıyorum? Bu benim galiba özelliğim. O zaman şunu koy, şunu al. Tamam. Abi çok merak ediyorum. Bu ne? Bu ne olabilir? Umarım beni öldürmez. Onu da söyleyeyim. Bu çitlerin arasında mı? Şöyle... Oo! Abi? Bu forest mi oynuyoruz abi? Çok çirkin bu arada. Abi ben seninle savaşmak zorunda değilimdir umarım. Şöyle bir bakacak olursak. Tipe bak. Oğlum çok çirkin bir şeysin. Annen seni eldivenle mi seviyordu? Doğruyu söyler misin? Ya da sana hiç güzel oğlum dedi mi? Çirkin olduğuna rağmen. İyi bari. Çok rahatsız edici şeyler olmadı. Bu ne abi? Ooo! Oğlum bu evin bodrumunun altında neler yapmış bu adam? Abi daha ne yapabilirsin? Oğlum senin de annen seni eldivenle sevip de yakışıklı oğlum dedi mi? Tipe bak. Yok abi, bizi uzanır öldürür. İki çitlerin arkasında falan spawn ettim. Dur, bize daha farklı bir alan lazım şimdi. Şöyle bir... Bunlar enfeksiyonlu. Ben bunları koyduğumda ne olacak? Enfeksiyon daha mı hızlı yayılacak? Ben çok kaşınıyorum abi. Şu an çok deneysel gidiyorum ama yapabileceğim başka bir şey de varmış gibi gelmedi. Ve şurada böyle tipe bak. Bu ne abi? Bu onlardan... evet. Hop, hayır. Aynen abi. İçerideyken iyi de şimdi bir tık iyi değil gibi. Gerçi bunları öldürdüğümde bir şey elde edebiliyor muyum ben? Ama çok eğlenceli. Bugün ne? Merak ediyorum mesela.
Bunların hepsi nasıl burada olmuş? Gel abi gel. Gel. Of tamam. Sıkıntı yok, sen nesin? Aa sen küçük bir şeysin. Tamam, küçüklerden sıkıntı olmaz. Senden de alalım. Aa bu ailesi. Az önce Yuji'nin ailesinden konuştuk. Bunlar Yuji'nin ailesinden kalan kişiler. Tamam anladım. Bir de Vulcan Head var. Oo, yürüyen kafa mı? Aha. Yürüyen koyun kafası. Yok abi. Ne diyorsun sen tatlı şey? Gel vurayım seni de. Abi kaçma bu arada, yayılırsın. Abi bu arada önemli olan şey örümceğin kaçıp yani size gelip gelmemesi değil ya da bir yerde durması değil. Örümceğin yok olması abi. Nereye gitti tam olarak o? Ses hala geliyor ama burada. Selam. Merhaba. Bir şey olmayacak değil mi? Yani. Oh be. Başka bir şey kalmadı envanterimde herhalde. Herhalde. Yuji'nin tüm ailesini gördük. Gerçi şu an bahçede kocaman bir virüs var ama o ne olacak bilmiyorum. Ah. Atağıma yok olmuş. İşin ilginç kısmı da burada başlıyor chat. Koskocaman o yaratık nereye gitti? Abi o kocaman yaratık nereye gitti bunu sorabilir miyiz? Çünkü yani açıkçası evden daha büyük bir şeydi neredeyse yani. Kaçtıysa sorun. Aynen. Galiba bir tık da boku yemiş bulunuyoruz bu konumda. Peki ben buradan gitsem bir yerlere varabilecek miyim? Birazcık daha dolaşayım da. Olmadı sıfır noktasına gider arka kısma döneriz. Çünkü orada keşfedilmeye değer daha fazla ev varmış gibi geliyor bana. Hatta yavaştan oraya dönelim. Çok fazla şey dönüyor şu an. Tamam şimdi. Yani ekmeğimiz var. Şu bloklarla ben bu arada deney yapacağım. Şey yapacağım. Bir hayvan çiftliği kuracağım, tamam mı? O hayvan çiftliğine kurduktan sonra belli iki bölüme ayıracağım. Bir kısmında enfekte bloklar olacak. Belli bir kısmında da normal bloklar olacak. Enfekte bloklar öbürkülerini ne kadar etkiliyor? Hani böyle hayatta kalan, hayatta kalma filmlerinde falan illa bir adam deney yapar ya. Evet, deneylerimin 50. gününde virüsler şu şekilde tepkime vermeye başladı. Aynen. Bu beni korkutuyor gibisinden. Yavaş yavaş en azından biz de kendi deneylerimizi başlatalım. Bundan sonra işimize yarar mı, yaramaz mı, ne duruma gelir pek de fikrim yok. Arkadaki delik neydi? Arkada büyük bir delik yoktu herhalde. Sümüklü böcekler var şu an. Bayağı. Onun dışında bir şey göremiyorum. Şimdi gitmemiz gereken yer şu ana evin olduğu yerin birazcık daha ilerisi. Bence arka planda illa bir şey bırakmışlardır diye düşünüyorum. Bir de bana cidden hayvan lazım. Etrafta gram hayvan bırakılmamış. Bu da birazcık beni korkutuyor. Çünkü hani 30 gün sonra bundan sonra hani yemeği nereden bulacağız? Sadece berilerden mi alacağız? Benim için önemli de... Ah! Tiksindim birden. İnfekte bloklardan birini altıma koymam. Dur şu blokları değiştireyim abi. Koyduğum bloklar enfeksiyonlu bloklar. Aynen. Kendime enfeksiyon bulaştıracaktım neredeyse. Hoş karşılanabilecek bir durum değil. Tekrardan başka bir evin arka kısmındayız. Hadi abi. Burada güzel bir yapı, güzel bir şey çıksa. Hani yeni bir yer bulamazsam ve geceyi atlatabileceğim iyi bir yer olmazsa büyük ihtimal çünkü madene falan ineceğim. Birazcık madende hayatta kalmaya çalışacağım. O da... olduğu kadarıyla. Evet bu çevrede pek bir şey varmış gibi durmuyor. Etrafı saçma saçma bloklarda koymak istemiyorum. Çünkü doğal güzelliği baya fazla buranın. Birazcık ağaçların ilerisine gidelim.
Bakalım neler varmış diye. Esenç Rosa, Berkin Usta abonelik hediye etmiş. Tiki Çocuk Prime'ın bizlere en iyi aboneliği bizlere kullanmış. İlk ay bedava olaraktan. Berkin Usta 123 aramıza katılmış. Harun 08 3. ayında Prime'ını bizlere kullanmış. Onun dışında Eray Mertekçi Prime'ını kullanmış. Kıymalı Börek 2 ay olmuş bir adal adam demiş. Hoş gelmiş. Evet, domuzları buldum. Sonunda istediğim şeyler domuzdu, hayvandı. Peki benim buraya yerleşmem yok mu? Galiba var. Burayı kırsam düşmüyor değil mi bunlar? Öyle bir olayı yok. Tamam. Güzel, şunları alayım. Bir çit falan yaparım. Enfeksiyonlu bloklar koyarım. Ama sizi şimdi... Ah! Tamam, korkudan yumurtladı. Ben buraya geri dönmez şimdi mi başlasam? Enfekte etmeye. Laboratuvarımı buraya kurayım değil mi? Durun, benim illa alabileceğim şu seedler abi. Gel abi tavukçum. Gel. Öbür arkadaşların da gelecek. Başka havucum falan bir şeyim var mı? Yok. Domuz daha fazlaydı ama domuzları da sonradan en azından denek olarak alabiliriz. Arkadaşlar bu arada yayın GG sohbetini başlatan ilk kişiyi bir uğurlamaya vermeniz şey yapabilir. Adam yani koyun sürüsü psikoloji şeyini uygulamaya çalışıyor bazen de. Onları 14 gün bile uzaklaştırsanız kafidir yani. Sıkıntı yok. Bu tavuk nereye gitti abi? Deney yapacağım oğlum senin üzerinde işte. Ne güzel. Aynen buradasın. Gel. Tavuklar dönüşüyor mu onu da bilmiyorum ama. Gel abicim. Burası deney yerim. 2 tane mi tavuk? Çok iyi. Hatta şimdiden 3 olun siz. Ben şunları çevireyim. Bir tane crafting table. Şuraya koy. Çitler nasıl yapılıyordu? Fence. Bayağıdır yapmadım. Tamam. Onlardan bol bol olacak şimdi. Şöyle koyayım. Fence'leri şöyle alayım. Neden koyamıyorum? Tamam, kendim yapıyorum ya. Şöyle yarısını çıkar, yarısını çıkar, yarısını çıkar ve şuraya yapıştır. Ha bir de tabii ki kapı lazım bize de. Bizim odunu da çok almamışız. Birazcık da odun almam lazım ve geceyi nasıl geçireceğim acaba? Karanlık olmaya başladı bile. Birazcık sıkıntılı. Duhat 1234 aramıza katılmış. İte Butçu Prime'ini kullanmış. Enes 015 2. ayında. Onun dışında kıymalı böreği okumuştuk. Mevlüt KRK selam adalı adam nasılsın demiş. 5. ayında kendisi Prime'ini bizlere kullanmış. İyiyim abi. Şu virüste birazcık daha böyle deney yapıp bir şeyler bulabilirsem daha iyi olacak. Abi benim yatak almam net lazımdı bu arada. Etrafta koyun bulmam gerekiyor. Tamam şimdi çit şunları şöyle yapsam sanırım. Bir de şöyle yapsam bir tane çit kapısı yapabiliyorum. Şunları çevirmediğim şöyle. Aynen. Seni şuraya, seni şuraya, seni şuraya. Hepsiyle de çit yapmayayım tabii ki de. Şuraya yapıştır. Tamam, şimdi az önce gördüğümüz tavuklar neredeydi? Adamlar çiftleşti ve gitti. Ah, verdiğinizi de alın gelin bakalım. Gel buraya. Gel 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 gel. Birazcık üzücü olacak ama bunlara ya. Ben deney yapmak istemiyorum bunların üzerine. Acaba başkalaşımları çok hızlı mı olacak? Gelin abi. Aynen buraya. Şurayı kapatacağım. Buraya enfeksiyonlu bloklar koyacağım abi. Mesela bu. Mesela bu. Mesela bu. Ben üzerine pek gitmek istemiyorum. Çünkü ne olacağını ben de bilmiyorum. Şöyle 6 tane enfeksiyonlu bloğumu burada kullanayım. Neyse o düştü ama herhalde kalkar daha sonradan. Birazcık da meşaleleri koyduktan sonra daha güzel olur burası. Tabi etrafta farklı yaratıklar yaşayamazlar. Mesela küçükte hiçbir şey yok. Şu an bunu koyduğumuz şey bu arada yeni gelen herkese söylüyorum. Bu bir enfeksiyon bloğu. Etrafta canlılar enfekte olmuş. Etler yiyemiyoruz. Bazen hani yiyebilir. Mesela şu domuzu yiyebilirim. Ama enfekte de olabilir. Pek emin değilim. Şu an deneyler yaparaktan bir şey bir yere varmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Özellikle de bu karanlıkta buralara girmek... Abi koordinatlarımı aldım. -171'e 46 çok korktum. Tüylerim. Tamam gece sıkıntılıymış. -171'e 46 -171'e 46 dedim mi chat? Son anda iyi ki akıl edebildim.
-171'e 46. -171'e 46. -171. Şu taraftan gideceğiz abi. Sıkıntılıydı. Umarım gittiğimde aynı şeylerle karşılaşmam. Birazcık yolumuz uzun sürecek ama altıma sıçtım yani. Hiç beklemiyordum. Bilmiyorum da neyin çıktığını falan. Tamam, 170, -171'e 46. Birazcık da şuradan gitmem lazım. Yatak uzakmış. Evimizin olduğu yerden de birazcık gitmem gerekecek. Hani evimizin oradan yatak alalım bence. Biz bundan sonra bu yerlerde değil, yatağımızı alıp geceleyin uyuyacağımız böyle hani seyyar, etrafta dolaşarak nomad, evimiz yok, barkımız yok. Sürekli soldan sağa gidiyoruz abi. Böyle bir adam olacağız. Vatanımız falan belli değil. Her toprak bizim evimiz. Ev dediğin yer evdir zaten yani. Çok da isimlendirmeye gerek yok böyle de. Hani gece olur olmaz uyumamız lazım. Virüsler gereksiz fazla geliyor. En azından anladığımız şeylerden biri bu. Bu arada kendime şöyle bir şey koydum. Her ölümümde hakkım gidecek. Şu an mesela iki hakkım kaldı. Ya hatta bir hakka düşürelim bunu. Bir hakkım kaldı. Bir daha ölürsem ve ondan sonra bir daha ölürsem oyun bitiyor. Yani bu şey gibi düşün. Enfeksiyona bir bağışıklığım var. Daha fazla böyle enfeksiyonlarla alakalı şey yapamıyorum. Olayın içine giremiyorum. Birkaç kere kurtulurum ama en sonunda da ölürüm gibisinden düşündüm. Birazcık daha mantıklı olur. Tamam, şimdi 46'ya gidecektik. 46 da şurada. Tam şu ağaçların olduğu başladığı yerde büyük ihtimal. Zaten tavuklarla alakalı yaptığım deney kısmında görürüz. Büyük büyük bir ihtimal. 2091 yılında Adal hayatta tek kalmıştı. Enfeksiyonun çaresini öğrenmeye çalışıyordu. O koca mutantlar hala burada mı acaba? Bunlar enfekte olmamış hala. Peki abi, benim eşyalarımı alabileceğim değil mi? Bu ağaçları kesmişiz, buraya gelmişiz. Oo! Oğlum hala burada, nasıl oluyorsunuz? Aynen abi, anladım ya. Anladım. Aha. Abi en azından oyalıyorum ya. En azından oyalıyorum. Dur şunları yiyeyim ben. Of. Şunlara bak. Hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Eşyalarımı alırsam kaçmam gerekecek. Birazcık da eşya toparlamam gerekiyor. Abi şu korku oyunu gibi lan bu. Ne yani? Minecraft velet oyunu. Al. Aynı zamanda Minecraft. Şu eşyalarımı alacağım, kaçacağım. Tamam, hepsini aldım mı? Hepsini aldım, kaçıyorum. Görüşürüz, kendinize çok iyi bakın. Bye. Bundan sonra da lütfen. Dur, bu var, bu var. Yemeklerim var. Her şeyi alamamışım ama. TNT var. TNT de patlatabilir miyim? Ama pek eşyam da olduğu söylenemez. Baltam var. Tamam. Onun dışında... Tamam abi ya. Ben toprak kazacağım. Bunlar geceden geldi bir de. Ya da geceden de gelmiş olmayabilir ki şey. Direkt öyle yaratık da olabilir. Burada, bu arada aynen cidden fazla eşyam kalmış. Şunları toparlayayım şuralardan. Alayım. O abilerimiz nerede? Şurada bak. Yok abi, tamam. Ormanın derinliklerine ben ilerliyorum. Oo abi, ormanın derinliklerinde daha fazlası yaşıyor bu arada, onu söyleyeyim size. Cidden ormanda galiba biz daha da bok yiyeceğiz. Bir tane daha gördüm. Abi Fortress'a hoş geldiniz. Bu ne, Fortress mi oynuyoruz biz? Fortress diyorum, Forest. Fortress kale, Forest orman. Dokan bunu artık şey yapma, o kadar fazla Fortress demeye alışmışım ki Minecraft'ta. Tamam. İyi bari. Birazcık daha iyiyiz. Hatta çadır buldum lan. Aynen öyle lan. Evet. Başka hayatta kalan insanların çadırları. Sandıkları var mı? Bir deri var. Survival Guide. Peki abi. Hayatta kalma rehberi yapmışlar bizim için. Güzel bir şey. Make sure your tent is the same color as the surroundings. That way they won't see you that far. Güzel. Tamam. Camouflage muhabbetleri. Onun dışında try to stay on the ground as less as possible. Find shelter above. Get rid of using any lighting at night. Gece. Oha.
Nasıl ya? AÇ falan yapmış bu manyaklar. Ender Pearl'ler, Ender Eye'ler. Bu adamlar işi biliyor galiba. Oh, ben burada hayatta kalırım. Gece ben burada yaşıyorum. Kimse de bana bir şey diyemez gibi geliyor. Bak yatağımız da var abi. Eşele birazcık. Aynen öyle. Burada da sandık var. Aynen. Oh, yapı malzemelerinden bırakmışlar biraz. Şöyle gelsem. Abi yaya bak. Hem de üf, güzel güzel oklar. It's a nice view out there, ain't despite all that. Güzel manzara, evet güzel manzara. Ben bu gece olduğunda burada uyurum. Buranın konumu neymiş chat? -332'ye, şöyle yazayım, -332'ye 149 abi. En azından bunu not alalım da bir sıkıntı olur, bir şey olur. Hatta bütün yemeklerimizi falan burada şey yapmayalım, birazcık daha şuraya stoklayalım biz. O atmosfer cidden çok hoş lan. Hayır, şu etraftaki kuş seslerine bakın sadece. Çok iyi. Bir de bir tane yatağı alabiliriz aslında. Bir tane yatak bizde gelsin. Şimdi bu eşyalardan infected'ları atıyorum. Bu arada infected şeylerini tamamen kaçırmışım. Az önce infecte blokları vardı elimizde, onlar gitmiş. Infecte bloğumuz yok. Onca yolu tekrar geri dönemeyeceğim infecte bloğu alabilmek için. Mantıklı bir seçim olmaz gibi geldi. Neyse, aşağı ineceğim, birazcık daha etrafta hayatta kalanlar var mı? En azından onları göreceğim. Hatta şöyle yapalım. Ender Pearl'ü yakını alalım. Bu yaratıklardan birini görürsek ve kaçamayacak gibi olursak ben direkt Ender Pearl'ü fırlatıp bir yerlere fırlatırım kendimi. Şey de yok. Ekmeklerin yarısı da yok. Stokladığımız ekmekler de yok. Sıkıntılı. Yani biz az önce enfektelerle savaşırken bayağı bir düşüş yaşadık. Neyse bari yani bir tane domuz falan öldüreyim ben. Domuzları öldürürken de çok korkuyorum enfekte çıkacaklar diye. Çünkü enfekte çıkıp bana saldırma olasılıkları da var. Tamam, şu ana kadar gayet normal duruyorlar. Deneysel alanımı da bırakmak zorunda kaldım az önceki canlılardan dolayı. Deney de yapamayacağız. Mantarlarım var, yemeğimiz olacak. Fena değil en azından. Yakında ağaç ev de var. Ben şeyi merak ediyorum. Acaba gece o ağaç eve çıksam oklarla falan savunabilir miyim kendimi? Acaba? Gibi gibi. Arkadaşlar bahis seslerini belli şeyden kapatma. Oo, ben neden life split açtım ki? Şey yapalım bakalım. Taxi boy, hadi bakalım taxi boycum. Şöyle tekrardan diriltebiliyor muyum bunu? Aynen, tamam, dirildi. Ah, korktum lan tekrardan. Taxi boycuğumuz da gelecek şimdi. Göktuğ, yoyunlar adadam, nasılsın? Normal isimdir, seviyorsun. Bu arada mikrofonun markasını söyleyebilir misin? Samsung abi. Taxi boy mod paketinde hayatta kalanlar olabiliyor mu cidden demiş. Abi hayatta kalanlar tabii ki olabiliyor. Hayatta kalma mod paketi sonuçta. Onun dışında ben bir insanım. Shadow peki adı ne? Çok beğendim de demiş. Abi bakayım hemen şöyle. Video settings Shader sales renewed abi. Shader pack'im bu. Tamam, güzel bari. O zaman taksi boycum, sana da şöyle yenileme... Çok korktum yine oğlum. Bilinçliydim bunda. Sesi kıstım size chat. Wow! Yeah boy! Aynen öyle chat. Aynen öyle. Başka bir yer bulduk. Hayatta kalacağımız yerlerden bir tanesi. Burası neresi şimdi? Fabrika bulduk lan. Arabalarda bir şey var mı? Arabalarda bir şey yok. Oo. Şey, burası kesinlikle bu arada. Hayır. Hayatımı seviyorum. Aklım çıktı. Tamam. Daha fazla bulaşmayacağım. Takip ediyor mu o beni? Takip etmiyor.
aklım çıktı. Hastane değil mi? Adam orada. Çok fazla canlı var burada. Gece de oluyor. Gece oluyorsa benim eve gidip kendime bir şeyler almam lazım. Bu çok daha sıkıntılı bir durum. Şurada bir tane var. O eve gidebilirsem en azından geceyi orada atlatayım. Burada da bir şeyler var. Oo, çok fena bir yere geldik. O adam sıkıntılı. O adamdan önce oraya gitmem lazım. Eve gitmem lazım. Evin üst katına çıksam bari yeterli değil mi? Aynen abi. Şöyle girsem. Kim ne yapabilir ki? Karışamazsınız herhalde bana ya. Diye düşünüyorum. Umarım evin içinde başkaları yoktur. Evin içinde de birileri varsa sıkıntı bayağı. Tamam, güzel duruyor. Yatağımız da var. Şurayı kapat ne olur ne olmaz. Burada çok güzel diamond bir bayağı kendimize savunacağımız bir sürü eşyamız var. Bu 9 bu şey, bunu al. Yemeğimiz var. Unbreaking 3 var. Sharpness var. Protection 2, protection, bu protection 2 çok iyi olacak bizim için. Üzerine sharpness 1 var. Birazcık cookie, atıştırmalıklar abi. Ben bu yaratıkların her yerde çıkmasından çok korkuyorum. Belli bir süreliğine burası benim evim gibi duruyor. O yüzden uyuyalım abi. Ledeos, selam adalı adam. Nasılsın demiş. Gayet iyiyim abi. Çok eğlenceli geçiyor şu an. Sen de hoş geldin. İkinci ayında kendisi Prime'ını en iyi aboneliği kullanmış. Leka Mollola S7 ikinci ayında. Alp Serbest Prime'ını kullanmış. El Hamzino ikinci ayında. Zeynep Liv ikinci ayında. 31 Sıcı Sıcı aramıza katılmış. Acamta 58 dördüncü ayında Prime'ını bizlere kullanmış. Efe Efe 12 5 tane abonelik hediye etmiş Efe'cim. Teşekkür ederim. Onun dışında Deli Kurt 31 Prime'ını kullanmış. Efe Efe 12 Tier 3 aramıza katılmış. Piolix Prime'ını kullanmış. Lastafla Prime'ını kullanmış ikinci ayında. Emrak Y ZZ Prime'ını kullanmış. Red V Prime'ını kullanmış 2. ayında. Duhat 1234 aramıza katılmıştı. Enis 015 2. ayında. Berkin Usta abonelik hediye etmişti ki çocuk aramıza katılmıştı. Arada okuyamadığım kişiler Count Q 78 aramıza katılmış. VLX 2. ayında. Psycho Hacker 2 2. ayında. Mantezi Prime'ını kullanmış. Hakan İncebir Prime'ını kullanmış. Baylut Prime'ını kullanmış. Komünist bir Kedi 2. ayında. Night Gamer 32 Nahutap Dagu ama Adal seviyor. Nexium aramıza katılmışlar. Nexium 3. ayında Drentil Prime'ını bizlere kullanmış. Hoş gelmiş abi. O zaman hadi bakalım. Yeni bir gün, yeni bir şey. Tekrardan başlıyoruz. Bu arada ben bu evi çok yağmaladım ya. Ben bu evi fazla yağmalamayayım. Sonuçta benim burada hayatta kalmam gerekiyor. Evim burası. Evim barkım burası. Burada yemek var. Pasta var. Ormanın içinde bazı yaratıklar vardı. Onlardan korkuyorum. Ne kadar yani aslında ne kadar korkmamam gerekirse değil, cidden korkmam gerekiyor. Çok sıkıntılı adamlar. Bayağı sıkıntılılar. Tamam, mikrofonu falan bir şey yapayım da bir tamam hallettim. En son burada bir adam bize saldırdı. Bu adam, bu galiba kaynakları olabilir. Her şeyin kaynağı olabilir. Şurada da bir adam var. Hatta iki tane var. Hatta etraftan sesler geliyor. Çok emin olamadım. Tamam abi, yapabileceğim şey, ooo virüs buraya yayılmış. Abi virüs yayılmış buraya. Gelebilir misin? Abi gel. Böyle halledeceğim artık. Abi bunun yüzü daha kötü. Tamam, patlama patlama. Ooo bu ne bu ne bu ne bu ne. Abi çok huylandım. Hayır 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 hayır. Abi gider misin? Tamam, yatağımız var. Of, iyi ki bunu yapmışım ya. Primitive Manducator mı? O ne abi? Kurt mu yani? Çok sıkıntı. Abi eşyalarımı almak da sıkıntı olacak. En azından baltam var. Abi vurabilir miyim sana? Galiba... galiba bu birkaç asır sürebilir şimdi. Böyle böyle, tamam. En azından anladım ya. Abi kurt, kurttan kaçabilirim herhalde. Şöyle zıplasam. Şuradan gelsem. Abi en azından eşyalarım. Tamam abi. Galiba anladım. Hiç bulaşmamam lazım böyle tiplere. Abi bayağı sıkıntı. Hayır hayır lütfen. Lütfen. Yok abi tamam, eşya alıp kaçıyoruz. Öldürebileceğimiz şey değil.
Ha bu arada haklı, yapmayın de dendi chatten. O yüzden birazcık daha rahat şey yapıyorum. Tamam ya, birazcık daha rahat değil gerçekten, hani haklı oynayalım, öldükten sonra sıkıntıya girelim, bir daha da eşyalarımıza kavuşamayalım, öyle şeyler olsun. Tamam, buradan gel, gel buraya, buradan gelmeye devam et. Kuçu kuçu, bu adamı bu arada fakeleyeceğim bir şekilde. Tamam, bu şekilde bundan sonra da beni görmezsin umarım. Gelmiyorsun değil mi? Uf, her yerden geliyor, tamam. Bu adamı boş veriyorum, eşyalarımı alıp kaçarım sadece. Tamam, buradan da alamıyorum ki tamamen. Hala mı geliyor? Hala geliyor ki adam. Abi birkaç eşyamı alamadım. Yapabileceğim bir şey yok, hayır. Ben gidiyorum. Hayır, 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 lütfen ya, lütfen. Abi bir tane daha koşuyor, bir şey daha koşuyor. Evin yakınında, en azından evin yakınında. Çok gerilimde. Cidden bu mod paketinde doğru düzgün hayatta kalan bordo berelidir ya. Cidden bordo berelidir. Huh, tamam eşyaları alıyorum. Bundan sonra iki hakkımız kaldı chat. İki kere daha ölürsek oyun bitiyor. Öyle düşünebiliriz. 1.8 PvP'si yapmak zorundaydım. Onun dışında FFF, vergi adam 25 abone, kedi 70, chocolate 13-14 abonelik abone olmuş, aramıza katılmış. Bir spy 4. ayında prime'ını bizlere kullanmış, en iyi aboneliği kullanmış. Musta, Musti the Fox Rare Reptilian'a abonelik hediye etmiş. The Mospi 34 Prime'ını bizlere kullanmış. Bu arada Darwin 2. ayında Prime'ını bizlere kullanmış. Merhaba Adal Adam, iyi oyunlar demiş. Teşekkür ederim. Onun dışında Ledeos, selam Adal Adam, nasılsın demişti. 2. ayında kendisi, güzeliz demiştik, tatlıyız demiştik. Yamuk Q1 Prime'ını kullanmış kendisi 2. ayında. Tamam, artık elmas eşyalarım var. Elmastan bir kask falan mı yapsam bari ya? Elmas kask yapayım ben kendime. Şunu boş ver, şu elmas kaskı tak. Öldüğümde nerede kalktığım belli. Bundan bir şey olursa kaçarım diye kullanacağım eşyalardı, kullanamadım pek. Tamam, eşyalar bu şekilde devam ediyor. Benim bir kalkana ihtiyacım var. Benim bir tane demire ihtiyacım var. Abi böyle bir şey yapabiliyorum değil mi? Bir tane demir. Bunu ben hiç denemedim, şu an ilk kez deniyorum. Sanırım gerçekten olacak. Ya bir tane mi? Iron Nugget mı sadece? Parçacık çıktı. Baş çıktı abi. Bayağı işimize yaradı. F Sirede Babbo Prime üzere kullanmış, hoş gelmiş. Efe 12 abonelik yağdırmaya devam ediyor. Çılgın Serp Yeti, abi seni çok seviyorum, İyi ki varsın, inşallah daha yerlere gelirsin. Ve arkadaşlar bugün Adal'ın doğum günü biliyor musunuz demiş. İkinci ayını yememiş. Aynen öyle arkadaşlar. Birçok kişi doğum günümü unutur. Ben de bilmiyorum neden unuttuklarını, sürekli unutuyorlar. Bugün doğum günüm arkadaşlar. Abonelikler kabul edilebilir tabii ki. O zaman bu adamlar bayağı sıkıntılı. Ben artık yolumu yapa yapa tane tane gideceğim. Hatta ben ne yapabilirim ki? Oo, ses mi geldi? Abi artık gaybden sesler duymaya başladım. Tamam. Abi bu tent material'mış bu. Şunu şöyle koyayım abi. Kendime bir tanecik kürek yapacağım taştan. Ama bütün eşyaları alamamışım ki. Neyse, daha sonradan alırız bunları. Sıkıntı yok bu konuda. Tamam, şimdi bence buraya girmek istiyorsak, bu hastaneye girmek istiyorsak tane tane arkadan gitmemiz lazım. Yoksa hayatta bir şey olmayacak. Burada da bir araba var. Peki abi, burası hiç açıcı durmuyor bu arada. Cidden hiç iç açıcı durmuyor hem de. Şu arkadan girsem. Merhabalar abi. Merhabalar. Aa, virüs. Virüsün sesi geliyor bir yerlerden. Peki buradan abi? Oo, çok çirkin. Yok abi, girmeli miyim? Evet, evet, görüşürüz. Görüşürüz abi. Tamam, geliyor musun? Gelmiyor. Gelmemesi belki daha iyi olabilir. O Outlast gibi ya, cidden. Kameramı alacağım, hayatta kalmaya çalışacağım. Arkamdan da bir şey çıkacak mı belli değil. Hiçbir şey belli değil. Abi, üst kat felaket seslere sahip. Peki buraları açıyorum da. Açılması gereken yerler mi buralar? Galiba açılmaması gereken yerleri açıyorum.
Aa, burada bir enfeksiyon spawner var galiba. Kır bunu. Güzel. Buradan dış kapıya mı çıkıyorum? Emin değilim. Hala bir kalkana ihtiyacım var benim ama hiç demirim yok. Gram demir alamadım. Abi sesler bayağı bu arada. Korku oyunu oğlum. Abi kaçabileceğim pek yer de yok bu arada bir şey olursa eğer. Oh! Abi. Anladım abi. Evet, virüs her yerde şu an. Şu an virüsün en çok olduğu yerdeyiz. Pek kaçışımız varmış gibi gelmiyor bana. Arkamı... Selam. Abi, merhaba. Burada... iyi bir şey varmış gibi geliyor ama arkamı da kollamam lazım. Bu ne? Hiçbir şey. Cidden hiçbir şey mi? Dur, en azından oklarım var benim. Oklarla bir şey yapabilirim. Bir de şu kısımları, en azından büyüklerini kaçırmam gerekiyor. Sen abi şöyle aradan ölsen, aynen. Patlamadığında bir şey de olmadı. Tane tane yapacağız ya. Sen de abi. Hiç hoş değil ya, uf. O kadar gerçekçi ve o kadar tiksindirici bir mod ki. Tamam. Alt katı galiba tamamen temizledik. En azından buralar temizlendi. Buraları tam bilmiyorum. Aynen abi, alt kat bayağı temizlenmiş şu an. Pıyıl pıyıl. Pıyıl pıyıl bu üst kata çıkıyor direkt. Abi üst kata direkt çıkmak istemiyorum ama şunu şöyle yapsak. Zombiler burada. Bu yaratıklar burada. Farklı... patlıyorlar da. Dur, ben enfeksiyon yaymak istemiyorum şu an. Enfeksiyon bulaştırmaya çalışıyorlar. Aynen, bayağı sıkıntı. Tamam abi, sakince gireceğim. Tamam, kırıldı. Enfeksiyonlardan bir tanesi burada. İki elmas daha. Tamam, çok iyi. Bu enfeksiyon parçalarını alıp ne yapıyorum bilmiyorum ama oha. Abi üstte demir bloklar varmış. Neden görmedim? Çok iyi. Tamam. Demir bloklarımız var bundan sonra. Burası tamamen güvenli bir yermiş. Burada deli gibi bloklar varmış. Ben bunları kullanırım. Tent material bunlar. Şunları kullan. Şunu kazma yap abi. Aynen. Şurayı kaz şimdi. En azından kendimize buradan zırh falan yapabiliriz. Bir şeyler çıkartabiliriz. Fazlasını da alalım da. Belki daha sonradan işimize yarayabilir. Resident Evil 7 aslında. Şu an halüsinasyonlar görüyoruz. Hiçbir şey gerçek değil chat. Tamam. Şunları çevir. Şunları al. Onun dışında şunları denkleştir. Bir üstümüz var. Bir ayaklığımız olsa. Şöyle. Buna at. Boş ver. Bir de ayakkabımız olsa. Tamam, istediğimiz zaman zaten istediğimiz yerden alacağız. Burası gizli bir yer mi? Ya burası farklı bir yere açılıyor. Tamam, şimdi üst kısım kaldı galiba. Bir de bu şu an gece değil mi? Ben bir tane yatak almıştım ne olur ne olmaz diye. O zaman şurada uyumam yok mu? Aynen, burada uyuyalım. Kalkan da yapmam lazım. Doğru, mantıklı, kalkanı unuttum tamamen. Şu an sesler beni geriyor ya. Ne yapmam gerekiyordu? Nasıl davranmam gerekiyor? Birazcık kafadan gidiyorum abi. Tamam. Kalkanı da yaptığıma göre meşaleyi, ama kalkanı şey yapmam lazım. Zor anda almam lazım. Şu an emin olamadım. Oo, burada baya baya katlar var. O zaman ben şuraya bunu koysam, şuradan atlasam buraya. Tamam. Sıkıntı yok.
Sıkıntı yok. Burada bir şey... Aaa! Villager! Tamam, dur abi. İlk önce açık kapıları falan tamamen bir denekleyeyim de. Tam burada ipler, evraklar, bir şey yok, sıkıntı yok. Şuradan baktığımda... Uf! Tiplere bak! Selam villagerlar! Aynen abi. Kesinlikle istediğimiz canlılara dönüşmüşler. Ben bunlarla trade atabiliyor muyum? Atamıyorum herhalde. A, patlıyor. Patladı. Aynen. Oraya girebiliyor muyum? Tamam. Enfeksiyon geçti galiba. Burada bir tane enfeksiyon var. Bu etleri ne yapabiliyorum bilmiyorum ama bu etleri alacağım. Bu etleri almaya devam edeceğim. Burası tamamen var. Ay doğru, bu kısım var şimdi bir de. Kendim bazen hile gibi yapıyormuş gibi hissediyorum şu aralardan vurarak ama. Aa, bir şey var sandım. Tamam, enfeksiyon bize bulaşmadı yine. Yine abi. Sadece enfeksiyon etleri var. Garip bir şey. Bu camın içinde ne var? Siz varsınız yine. Çok gerekli gibi gelmedi. Oo, hayır! Hayır, 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 hayır. Tamam, ona bulaşmayacağım. O çok kötü bir şey. Ben buradan öbür kata giderim ya yavaştan. Hatta şurayı da kapat abi. O çok kötü. Abi bu kapını açtığımda da bir şey var. Ya ben nasıl hayatta kalacağım burada? Selam. Aynen burada. Tiplere bak. Hop, patlıyor. Tamam, enfeksiyon kapmadık galiba. Oğlum yemin ediyorum. Altıma sıçacağım birazcık da, hani böyle bir böh yapsa böyle aradan. Sıçtım altıma yani. Annem gelse falan filan böyle böh falan yapsa bittim. Tamam, enfeksiyonu yok galiba buralarda ama tamamen emin olmam lazım. Şu aralarda olabilir. Burası yan oda. Burada sandık var. Ama emin olun, hiç emin olamıyorum. 22 tane demir. Tam olabilir. Seal lanterns var, güzel. Bak burada sticky pistonlar var. Sticky pistonlarla beraber şey yapabilirmişim gibi geldi. Hani tuzak falan yapabilirim. Geldiklerinde bastıklarında falan aşağı düşerler. Sadece bir düşünce ama. Burası neresi? Burası hiç... Oho, biz neredeyse hiçbir yerine buralarını kurcalamamışız. Oğlum bir tüylerim diken diken olmadı değil. Tamam, burada da bir şey yok herhalde. Ses çok geliyor ama. Ha, burada cadı var. Cadıyı boş ver. Ben üst kata nasıl çıkacağım tekrar? Tamam, buradan geldik değil mi? Üst kata çıkma alanlarımız neredeydi? Burası. Tamam. En üst katı da kata kata şöyle tane tane gideceğiz. Tabii düzgün koyabilirsem ama. Aa, burada da bir şey var. Net. Kafayı yemelik. Tamam, en azından sabah oldu. Birazcık daha bu şekilde dövüşebiliriz. Gel abi. Gel abi. Tamam, patlayacaksan patla. Patlamadı. Güzel. Burada ne var? Burada da bir şey yok. Şuradan bir yol açayım. En azından hastanenin içi aydınlık diyecektim. Gram aydınlık değilmiş. Bak orada... Creeper abim, sen ne alakasın bu arada? İlginç. Burada küçük bir et parçası var galiba. Bu ne? Emin olamadım. Sanki bir şeyin, kötü bir şeyin habercisi gibi. Çok çirkinsiniz abi, çok. Bu alanlara bulaşamam. Abi göremiyorum da, tamam. Tamam. Orada geliyor değil mi? Arkamdan geliyor. Ah.
şurayı kapat. Son kat değil mi bu? Son kat. Buraya da bakacağız ve çıkacağız chat. Daha fazla uğraşmayacağız. Burası son katımız. Bir şey koşuyor bu arada. Bu ne? Kaçma alanı mı? Acil çıkış. Ben oradan atlamam bu arada. Kimle? Ha, hiçbir kuvvet oradan zıplatamaz beni. Şöyle alanları açmaya çalışıyorum ki gireyim, yani girdiğim yeri göreyim. Ne kadar aydınlık olsa da maalesef göremiyorum. Abi gel gel gel. Gel gel. Tamam, patlayacaksan. Patlamadı. Birazcık daha hızlanacağım bundan sonra. Of! Tamam, hızlanmayacağım. O ne? Orada duran şey ne? Abi ben onu öldürebilir miyim? Abi aklımda deli sorular. Affedersiniz beyefendi. Deniyorum. Tek yapmam gereken denemek. Denemek. Götüne götüne şaplak abi. Tetten. Hadi. Abi kaç ok daha deneyeceğim bilmiyorum. Abi öldürürsem içinden güzel bir şey çıkabilir umuduyla. Ya da belki de sadece kendim için bir iyilik yapmış olurum bu. Yani dünyada böyle bir şeyin varlığının olmaması lazım. Enfeksiyonun kaynağı adam resmen tek başına. Tipe bak. Kaç okum kaldı ama. Çok fazla okum yok. Bu adam birden böyle videosu çekilen örümcekler, tarantulalar olur ya, birden fırlarlar ekrana doğru. Öyle fırlarsa ben bittim bu arada. Abi ölmek istiyor. Hiç mi işlemedi bu adama şimdi? Gram mı işlemedi? Ben bu adama buradan bir selam çaksam abi. Şöyle. Baltayla şöyle. En azından adam hissetmiyor bile galiba. Ben bu adama vurmuyor bile olabilirim. Ah sonunda. İçinden ay enfeksiyon sandım. Çıktı mı bir şey? Çıkmadı. Ama bu yer full enfeksiyon. Dur şu enfeksiyonları kıralım. Peki bu tamamen neydi? Benim ne işime yaradı bunu öldürmek? Bu adamı. Şuraları da temizle tamamen. Burada da bir şey yok. En üst kat da boş. Sadece merak. Acaba daha da üst katı var mı lan buranın? Sadece bir merak. Atladığım nereler var acaba? Atladığım birkaç yerde olabilir. Aa bak, üst kata çıkabiliyorum. Ay tamam, o sadece küçük bir et yanı. Anladım abi. Burası... Tamam abi. Az önce ne yedim bilmiyorum. Ama tüm zırhlarımı kırmış. Tüm zırhlarımı bir darbede eritti. Virüsün kaynağını bulmuş olabiliriz. Ben şöyle yavaştan şuradan gideyim. Abi bir şey düşünün, tek bir asidiyle tüm zırhlarımı eritsin. Zırhım kalmadı. Elmas, demir, her şeyim. Fulldü, gitti. Ve ben bu adamlarla hayatta kalmaya çalışıyorum. Şu denediğim şeylere bak. Abi en azından burası güzel. Günün son ışıkları buraya girerken, güneş son kez tenime dokunurken, şuraya bir yatak diyeceğim ama yatağımız da yok abi. Yatağımız da yok. Ben yatağı nereye koydum tam olarak? Birazcık sakıncalı. White concrete, bu yünümüz yok. Tent material. Tent material şey mi? Umarım öyledir. Ama oduna da ihtiyacım var ki. O zaman bunları atıp şunları koyacağım. Benim birazcık daha eşyaya ihtiyacım var. Şimdi bunu buraya koydum. Sadece bir oduna daha ihtiyacım var. Sadece bir oduna. Yani bu da demek oluyor ki az önce odun koyduğum bir yer varsa oradan odunumu geri almam gerekiyor. Ben nereye odun koydum abi? Odun koyduğum bir yer lazım bana. Alt katta kaldı galiba. Eğer bu geceyi atlatmak istiyorsam odun lazım çünkü. Tamam, bu da var. Aa bu hayır, istediğimiz odunlardan değil.
Bir şey koşuyor şu an bana. Yok abi, istemiyorum pek ya. Cidden pek, inanın istemiyorum ya. Odun lazım, odun. Tamam, tamam. Yok abi, aşağı ineyim ben. Böyle bir aşağı ineyim ben. Odun falan bir şey alabiliyorsam. Burası neresi? Burası sıkıntılı bir yer değil, değil mi? Böyle aşağı buradan ineceğim. Umarım üzerime bir şey de gerçi atlar mı buradan, emin olamadım. Şu taşları al. Şöyle tane tane inip koşacağım aşağıdan. Odun alıp geri geleceğim. Umarım gece gece bir şeyin saldırısına uğramam. Umarım uğramam. Çok gerici çünkü. Götüm bile terledi korkudan. Oh! Yani böyle yatak burada mıydı abi? Aynen, yatak çok iyiydi. Yatak senin burada olduğunu bilmiyorum. Monsters nearby ha? Son bir hakkımız kaldı abi. Öldürsek bitiyoruz. Daha sakin bir yer lazım. Geceleri çıkan o yaratık hiç iyi değildi. Hala yaratıkları etrafta. Ama yaratıkların olmadığı sakin bir yer düşünemiyorum ama. Ha bak, buraya gelmişim. Tam burada. Oh, burada uyuyabiliyorum. En azından o yaratığın yanından kaçabileceğim. Hızlı bir şekilde. Yatağı da ama gerçi... Aha bir dakika, yatağı kırdım. Ölürsem burada doğmayacağım. Burası ne? -496'ya 71. Ben nerede öldüm? Şuraya koştum. Yaratık da büyük ihtimal orada. Tırmanabiliyor olması lazım. Hiç hoş bir şey değil bu. Aynen. Burada bir yerde. Hiç emin değilim. İşte sabah olduğu için gitti mi? Öylece. Sanırsa bir ses duyuyorum, bir ses duyuyorum, bir ses duyuyorum. Birazcık daha şöyle bir alana geleyim. Tamam, kazmayı alacağım, bunu alacağım. Yemeklerim burada, her şeyim burada, sıkıntı yok. Şu pörleri atıp kaçacağım diyorum ama kaçtır pörleri alıp kaçamıyorum. Tamam. Oduna ihtiyacım var. Sadece oduna ihtiyacım var. Ve canım kalmadı neredeyse. Cana da ihtiyacım var. Abi şuna baksanıza, tiplere bak. Acaba ağacın üstüne falan mı çıkmış olabilir? Abi o ağaç mı? Ağaç değil mi? Parana yaklaştım bu arada, fark ediyorsunuz. Ağacı ağaç olarak görmüyorum. Şeyim böyle. Ya ağaç değilse? Ya ağacın arkasında bir şey varsa? Ya arkasındaysa? Of. Tamam. Sıkıntı yok. Koltuğun arkasındaki kim? Ne? Arkandaki kim Adal? Abi odunları alayım da ne olur ne olmaz. Oo, şimşekler çakıyor. Tamam, ben üst kata doğru bir yolumu alacağım. Ama almadan önce şu yerleri de kırıp kendime malzeme olarak almam gerekiyor. Bu şekilde devam edeceğim. Huf, abi burada da bir tane var. Onu öldürebiliyor muyum ki? Hiç emin değilim. Ben şimdi buna vursam. Ölürsün değil mi ya? Hani sen de bir canlısın sonuçta, bir enfeksiyon da olsan. Lütfen ölmeni istiyorum çünkü. Abi. Oo, bu, bu, bu. Tamam tamam tamam, benden hızlı mı? Benden hızlılar, benden hızlılar, benden hızlılar. Hayır 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 hayır. Tamam tamam tamam. Tamam. Hayır. Hayır, tırmanamazsınız. Tırmanamazsınız. Tırmanırsanız da şöyle bir şey yaparım. Tırmanamazsınız. Tırmanmayın. Tırmanmayın. Aynen. Oklarım da 11 tane kaldı. Bu adamları nasıl halt edeceğim? Sadece siz öyle bacak gibi oluşumlardan ibaretsiniz değil mi? Size şöyle vursam ölürsünüz umarım. Abi bir tane daha geldi galiba. Abi o da çok pis, çok çirkin bir şey bu arada. Aynen, sağ olun abi, sağ olun. Gelin ya. Ben de sizi zaten çaya bekliyordum. Tam da çay saatimiz gelmişti, bakayım böyle. Aynen, çay saati.
Abi tamam. Tamam. Abi nereden geldiği belli oldu şu an. Selam. 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 Kardeşim canım benim. Şey ben şöyle yapsam, şunları alsam ben. Vallahi kimseye söylemem varlığınızı ya. Böyle hani aramızda kalır sadece. Tiplere bak, çok çirkinler. Tırmana da bilirler. O yüzden tırmanmalarına karşı, arkadan gelmelerine karşı böyle bir şey yapacağım. Ağaçtan ağaca da atlayamam herhalde. Öbür adamlar o yüzden ağaç ev yapmış. Ben buraya girsem bu arada mükemmel bir loot olacak. Bence ağaç ev yapalım şuraya. Net. Sonra belli yerleri bağlarız. Ondan sonra da gideriz abi. Buraya bir yatak koyarız. Öldüğümüzde en azından buradan çıkabiliriz. Çıkabiliyor oluruz. Ama ben böyle çok fazla malzeme harcadığımı fark ettim. En azından temeli sağlam atmışız gibi düşünün. Bundan sonrasını şöyle slab'le yapayım. En azından malzememiz gitmez. Daha fazla eşyamız olur böylelikle. İyi bari şu giriş yollarını da kapatacağım. Burası benim bundan sonra evim abi. Umurumda olmaz. Şöyle ufak tefek yerleri de kırayım. Ağaçları, yaprakları. Şöyle ufak bir yer yapayım. Şuraya yatağımı koyarım. Güzel de olur. Fena olmaz. Çitleri koyabilsem onlar da güzel olacak. Tüm bunların dışında yani o geldiğim çok çirkin duran yolu kapatmam lazım. Şu yolu kırmam lazım. Tamam, güzel oldu. Ender Crab 365. ayında selam adalı adam, nasılsın? Umarım iyisindir demiş. İyi yayınlar. Bir sonraki ay daha tatlı olacak demiş. Ve 5. ay neymiş? Pizzacı Astronot 2. ayında Prime'ını kullanmış. En iyi aboneliği kullanmış. T Arma 35 Prime'ini kullanmış. İç Side Rocks 5. ayında. Selam adalı adam 5 ay olmuş. By the way ben Only Fortnite adımı değiştirdim ama geri değiştireceğim. Only Fortnite yapacağım demiş. Abi bence de Only Fortnite sağlam bir isimdi çünkü. Lexoy 2. ayında selams demiş. 02 God Slayer 02 2. ayında Prime üzere kullanmış. Slyve 7 ikinci ayında selam adalı adam demiş. Rain X-Men tier 1 aramıza katılmış ikinci ayında. Onun dışında Dizzy aramıza katılmış. Hemen okuyamıyorum, araya kayıyor. Dizzy 160 ikinci ayında. ALZBLZ prime'ını bizlere kullanmış. Morpheus 15 prime'ını bizlere kullanmış. Onun dışında Alestra RL 3. ayında 3 ay olmuş. Efendim iyi yayınlar demiş. Kuzenlik 123 ikinci ayında benim için hey selam ben adalı der misin demiş. Oldu bil. TX Q Prime'ni kullanmış. Güneş S aramıza katılmış. Emrecan 4. ayında. Çekilişine çekilişi. 60 tane Minecraft premium. Aboneler arasında ilk ay zaten Prime'de bedava abone olabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken ünlem Prime yazıp da ondan sonra abone olmak. Abone olmanız yeterli. İsterseniz yayın dışında şey olun. Yayına hiç gelmeyin bir ay boyunca. Yine de size çıkma şansı var. Onun dışında Azrail 48 A 2. ayında FF12 Mokuya bir abonelik hediye etmiş. Would the player MRTHN aramıza katılmış. FF12 RYSL'ye abonelik hediye etmiş. Remst 6. ayında yuh yarım yıl olmuş demiş. Drokral 41 Prime'ını bizlere kullanmış. Zorkun Prime'ını kullanmış. Jiraha Man CKR 2. ayında selam adalı adam nasılsın demiş. Muyi Plaşay Bursa'dan selamlar demiş. 3. ayında kendisi. Bursa'dan selamlar. O zaman arkadaşlar yavaştan tekrardan bu serüvene devam edeceğiz. Şöyle yapalım. Sabah sabah bence bulaşmayayım. Ben ağaçtan ağaca gideceğim. Ağaçları bağlayacağım ve ağaçlardan alabildiğim kadar malzeme toplayacağım. En azından planım şu an bu. En azından kaçış yöntemi olursa da böyle bir yer olur. Oo, tipe bak, her yerde kovalıyor bir de. Utanmaz ahlaksız adam. Her türlü geleceğin illa, tipe bak. İşte bu yüzden bundan sonra ağaçlardayız chat. Kesinlikle. Bir J out. Gözümden kaçmış kanki, hoş geldin sandı. Tamam o zaman. Bu şekilde let's go. Bu ağaçlardan alabildiğimiz kadar alacağız. Aga buga be. Aga buga. Tamam. Burada merdiven gibi bir şeyler var. Şunu basamak halinde kessem bayağı odunum olur zaten. Aa tabii ondan sonra aynen aynen o adamlar sıkıntı ya. Neyse bu alabildiğimi aldım diyelim. 15 odun 15 odundur. Zaten buraya gelmek için o kadar odun bile kullanmadım. Baksana tiplere ya. Abi. Yazık be. Cidden yazık be. Az önce orada duran küçük domuzlar var ya, şu domuzlar. Onları da enfekte etmişler.
Bak. Şaka gibi. Aynen öyle abi. Şu an evet. Enfeksiyon gitgide yayılıyor ve biz bu enfeksiyon içerisindeki tek insanız. Aynı bu şekilde. Artık et kaynağımız da yok. Çünkü etraftaki her şey yaratıklaşıyor. Yiyeceğimiz et bizi zehirleyecek zaten. O yüzden o kadar da eskisi gibi rahat takılamayacağız. Peki peki abi, ben ağaçtan ağaca tekrardan devam ediyorum. Bari her ağaca şöyle bir yer yapıp sonra kapı mı koysam? Mesela ağacın üstüne çıktılar diyelim. Ben kaçmaya çalışıyorum. O sırada başka bir savunma hattım olur benim için. Güzel olabilir. En azından. Bir tık mantıklı gibi geldi bana. Ama tam emin değilim. Buradaki domuz en azından yaşıyor. Abi alttaki domuzlara bak. Yok abi, ben aşağı inersem yaşayamam zaten büyük ihtimal. Aşağısı benim için büyük bir ölüm şu an. Tamam, bu kısım da gayet iyi. Benim yatağım vardı mı? Yatağı aldım ben oradan. Yatağı aldım sanarken yatağı almadım mı ben? Ben o yatağı almadım yani. Uyuyamayacak mıyım? Abi. O zaman benim hızlı bir şekilde şöyle yapmam gerekiyor. Şuraya sandık yap. Şuraya koy. Doğru, sonra nereye koyacağımla alakalı şey yaptım ben değil mi? Onu düşündüm. En azından tent malzemesini... Aa, tenti de almamışım. O zaman baya kötü olmuş bu. Baya kötü olmuş. Nasıl yapacağım ki ben onu şimdi? Kaçtığımız yer şurası mıydı? Abi çok korkuyorum bu arada. Ciddi anlamda çok korkuyorum. Burada bir yerde, burada bir yerde lütfen. Burası değil mi? Uf. Tamam, burası. Şurayı da kapat. Ender Pearl ilk kez işime yaradı. Üst katta da bir şey olabilir ama emin olamıyorum. Şurayı ufaktan kır. Buralar tamam. Çok iyi. Çok iyi. Çekilişe nasıl katılıyorsun? Sadece abone olman yeterli abi. Tamam, şunları da çevireyim. En azından odun odundur ama hayatımdan önemli değil ya. Cidden hayatımdan önemli değil. Oraya doğru. Oo, yine bir... Abi üstüme de düşebilir gerçi bunlar. Peki ben buradan yine nasıl çıkacağım? Şöyle yapayım abi. Ben düştüm, öldüm, yine bittim. Şöyle yer yapacağım. Şurayı kıracağım tamamen. Ay, şunu yaratık sandım. Tamam. Mesafeyi uzak tutacağım. Üzerime bir şey atlarsa, bir şey atmaya çalışırsa... En azından mekanımız belli olsun, yerimiz belli olsun. Düşersek de yere bir şey vurursa hızlı bir şekilde aşağı pearl atarım. Ama aşağıdaki canlılardan yaşayabilir miyim emin değilim. Tek sıkıntı şu an aşağıda yaşayan canlılar. Cidden hiç iyi değiller. Yatağımı oraya kurduktan sonra her şey bitecek. Ed Stafford ile hayatta kalma serüvenine hoş geldiniz. Aynen. Benim adım Ed Stafford. Şimdi... Tamamen cıbıldak bir tarafımda, bir şeylerim sallana sallana başlayacağım. O adam çok iyi ama ya, cidden. Bildiğin donu bile o... Tamam abi. Mutasyon geçiren örümcekler mi? Anladım abi. Tamam abi. Daha fazla uğraşmayacağım. Bunları kırabiliyorum. Güzel. Yok abi, sadece gitmem gereken yer orası. Bari uyuyabilirsem burada uyuyayım ya. Daha fazla ağaç ev, illa o eve gitmeye çalışmayayım. Belki sıkıntı çıkacak, bir şey olacak, emin olamadım. Bak nasıl da atıyor örümcek ağlarını. Çirkin şey. Şuna bak. Yani gördükçe huylanmaya başladım. Tamam, son eşya mı bu da? Son eşya. Şöyle koy. Yatağımı da şuraya koysam. Uyuyabiliyorum en azından. Umarım düşmem. Buglanır, bir şey olur. Düşmem umarım. Tamam, çok iyi. Hala orada mı? Aha. Hı-hı. Çok sevimli ya. Hı-hı. Kesinlikle. Kesinlikle abi. Ben de bundan bahsediyordum. O zaman bir tane daha crafting table yapacağım. Şuraya koyacağım. Şu yolumu tekrar bunlarla yapacağım. Ağaç evlerimi bağlamam lazım.
En azından öldükten sonra eşyalarımı alabileceğim ve yatağımın olduğu bir yer inşa ettim. Güzel kısım bu. Ama o üstteki şey örümcek ağlarını atmaya devam ediyor. Güzel bir yanı ölümcül değil. Bir şey yapmıyor, hasar vermiyor falan. Abi gölgesini görüyorum ve... Abi başka kurtlar falan da var peki. Şöyle gelsem şuradan atlarım buraya. Aha güzel. Tamam oraya gideceğim abi. Şimdi asıl amacım eşyaları şuraya koyacağım. Birçoğunu koyacağım. Hani ölürsem en azından burada eşyam olsun. Birazcık ölüm kalım meselesi olacak. Okum yok. Maalesef yok. Demirlerim çok lazım. Demir kazma lazım. Bu şeyler lazım. Kesinlikle lazım. Hepsi gerekli şeyler. Şunu şuraya koysam bu sea lanternlar önemli ama bunlar da önemli. Şunları koysam. Pearl'ler de önemli abi. Kaçmaya çalışırsam. 3 tanesi yeterli gibi geldi. Kalkanı şimdilik şöyle koyayım. Tamam. Kaşınacağım biraz ama başka yapabileceğim bir şey yok. Başka nasıl yapabiliriz ki? Oraya yol alıyorum abi bundan sonra. Ha başka yer mi yok mu? Çok merak ediyorum. O çatıda illa güzel bir şey olacakmış gibi geliyor. Çünkü şu an yerin altında ormanın içerisinde dolaşan şeylere bak. Tam buradaki yaratıklar da çok iyi denemez. Abi kurdu neden itmeye çalışıyorsun salak adam? Baksana mesela aşağı indiğimde daha güçlüsü var aşağıda. Ben hayatta kalamam ki orada. Gerçi burada da pek hayatta kalabilirmişim gibi gelmiyor bana. Şöyle bir yer yapsam kendime. Sadece kendi kıçımın sığacağı küçük bir alan. Şöyle kaçış alanı da yaparım. Eğer oradan üzerime bir şey düşerse en azından aşağı atabilirim. Gel. Tam plana uygundu. Tam plana uygundu ama çok yakındı. Tam plana uygundu. Ah tamam. Güzel bir plandı ama hala tam olarak zafer bizde değil abi. Şöyle tane tane. Tane tane. Biri düştü mü? Üzerimize öldük bu arada. Biraz şöyle mi gitmeye çalışsam bundan sonra? Aynen bundan sonra böyle gidelim. En azından düşerlerse üzerimize buradan daha hızlı gidebiliriz. Aha blokların olduğu yer. Tamam enfeksiyonun tam olarak yayıldığı yerdeyiz şu an. Burada yakında evet en güçlü yerlerinden bir tanesi. Ben buna vurabiliyor muyum? Vurabiliyorum. Bir şey spamlıyor şu an ama. Lütfen öl. Sadece ölmeni istiyorum. Abi virüsü kökünden hayır. Beni de enfekte etmeye çalışıyor şu an. Olmayacağım abi. Ben burada intihar görevine geldim tamam mı? Ne olursa olsun buradan ayrılmayacağım. Ayrılmam için bir sebep olabilir. Tamam. Tamam tamam. Planıma uygundu ama her şey. En azından malzemem var. Önemli olan buydu. Her şeyi yapabilecek ekstra malzemem var. Uf. Tamam baltam var zaten. Kazmam zaten var. Odunlar falan zaten var. Birazcık alacağım. Yeni malzemeler yapacağım. Bu şekilde. Tamam bunları geri koyabilirim. O kadar da önemli değiller. Hatta şöyle yapmışken fazlasıyla yapayım da. Aynen. Oh! Iron plate'e dönüştürdüm. Bunları... Aa iron plate'i yanlışlıkla yaptım. Eyvah eyvah. Çok yanlış şeyler deniyorum şu an. Kalkanım gitti. Ben bir tane kalkan için yapayım bari. Bu yanlış hamlem bana bayağı pahalıya mal oluyor. Yemeğim var mı ekstra? Ekstra yemeğim de yok ki. O zaman Ender Pearl atıp aşağıdan alabilirim onları. Gerçi her şeyim düşmemiş buraya. Oo, her şeyim aşağıya düşmemiş. Hatta birçoğu burada. Çok iyi. Ben ne olur ne olmaz yine bir eşya stoğuna gideyim. Bunlar şimdi elimde ah kurtardım derken tekrar giderse manyak bir durumu olacak. Ama evet demir blokları üstte var. O demir bloklarından otlanabilirim. Bunlar da yemek bir şekilde. Hüh.
Erişebilir miyim? Yok abi, erişemem galiba. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Salak. Üzerine düşüyormuşum değil mi? Tüm bunca şeyden sonra. Lütfen ya, düşmeyeyim. Tamam. Hadi lütfen canını yenilemiyor ol. Öl. Öl. Başka hiçbir şey spamlama. Çok az kaldı. Evet, sen de öleceğini biliyorsun. Ve ne kadar canı kaldığını da bilmiyorum. Bo-ho-ho. Şey, ölmek mi dediniz? Yaşayabilirsiniz tabii ki ya. Çok da şey değil cidden, istediğiniz gibi yaşayayım. Ben rahatsızlık verdim sanırım. Ben kötü bir çocuğum, uslu bir çocuk olmadım ben kesinlikle. Beni kayda almayın zaten. Affedersiniz. Tamam. Of. Anladım abi. Anladım, her şeyin, bütün kötülüğün anasını canlandırdım değil mi şimdi? Ben bunu nasıl öldüreyim? Tamam. O zaman bu bütün planımız tamamen yalanmış. Kendimizi tamamen kandırmışız. Böyle bir şey olmayacak. En azından kendime güzel bir görüş açısı şöyle bir vereyim abi. Şöyle bir alan vereyim de. Burası benim bakış inceleme alanım olsun. Evet, orada bir sandık cidden var. Ama bu... Evet arkadaşlar. Maalesef bu virüsün kökeni Mevlana'nın ölümüne dayanıyor. Aynen. Mevlana öldükten sonra içerisinde bir virüsle beraber gömüldü. O günden beri etrafa farklı virüsler yayıp insanları, domuzları zehirleyip döne döne virüsü yaymaya devam ediyor. Çünkü momenti aldığında ve o momentle beraber daha hızlı döndüğünde kütlesel çekim kuvvetine göre virüsler daha hızlı yukarı fırlayıp yayılabiliyormuş. O yüzden de şu an virüsü yayabilmek için elinden geleni yapıyor. Bu Mevlana abi. Açıklamam gereken bazı şeyler vardı ama yani Mevlana'yı bu şekilde görmek istemezsiniz diye hiçbir şekilde açıklamak istemedim. Mevlana abi. Zor zamanlardan geçti ve şu an bu abi. Her zaman iyilik için savaşmış olabilir ama. Aa, gerizekalı. Ay, Mevlana'dın doğru sen, pardon. Ayağa kaydı ayağa. Sıkıntı yok, sen tırmanmıyorsun değil mi? Çok çirkin ya. Cidden çok çirkin. Allah affetsin ama yani bir şeye benzemiyorsun. Tamam, lütfen burada bir şey olmasın. Hayır, virüsler, oha, burasının virüsleri baya fazla. Dur abi, orada kendime blok koya koya gitmem lazım sanırım. Tamam, şöyle gittim, şöyle gitmeye devam ettim. Tamam abi, anladım abi. Aşağı mı kazmam lazım? Tam buradan atlasam. Bu bir şey yapamaz herhalde. Bir şey yapamazsın değil mi? Lütfen. Tamam. Öldün lan. Sıkıntı yok. Tamam. Şimdi bir sen kaldın. Ama benim seni boş vermem lazım. Hayır, oradan zıplama. Sen ne yapıyorsun? Sen de mi Mevlana? Evet. Mevlana'nın yaydığı virüsten tabii ki Mevlana eğitim vermiş. Ama o dişleri gösterme ya. Ve özellikle de fırçala. Çok kötüler. Bol fırça. Günde 3 kere fırçala. O patlıyor. Tamam. Patla abi. İstediğin gibi yapabilirsin. Seni kafana. Hop, sen de. Tamam. 14 elmas. Dedim abi. İşe yarayacak bir şey var dedim. TNT de var. Abi flint lazım sadece bana. Sadece flint lazım. Yani bundan kurtulabilirim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye. Tamam. Buradan gidiyorum. Ben tekrar bir uyuyayım da. Ondan sonra bütün virüsün kökünü kurutmaya tekrar geleceğim. Şuna zıpla. Aynen öyle. Şuraya git. Şu elmasları, instant health'ı, bunları buraya bırak. Birazcık da tabii ki odundan yeni bir sandık yapmam lazım benim. Öyle bir durum var. Sandığı şöyle yapayım. Bunları koyayım. Bunlar tamam. Sadece bir tane flint.
Aa, Flint nereden bulabilirim ama? Flint'i nereden bulabilirim chat? Ya da yani bu TNT'leri yakıp nasıl patlatabilirim? Başka bir şey lazım bize. Zırh neden yapmıyorum? En son zırh eritici bir şey yapmıştı. Bütün zırhlarımı tek vuruşta kırabiliyorlar. Öyle bir sıkıntı var. Buton yapabilirim. Evet. Buton. Hep butonu unutuyorum, butonun varlığını. O zaman chat hızlı bir şekilde camı açıyorum, geliyorum. Tamam. Güzel. Efe Efe 12. Abonelik hediye etmiş tekrardan. Kurumlu 38Z. Neocuk Prime'ı bize kullanmış. Webu Prime'ı kullanmış. Django Zans Prime'ı kullanmış. İkinci ayında. Mentostor ikinci ayında Prime'ı kullanmış. Pizzacı Astronot. Abonelik hediye etmiş. Talenese. Serf 09 ikinci ayında. Efe Efe tekrardan. Amir Çelik'e abonelik hediye etmiş. Mustafa ama Andy 5. ayında Prime'ı bizlere kullanmış. Saramandal adam Instagram'dan gelen mesajlara bakıyor musun? Bakıyorum kanka ama hepsine bakmamın imkanı yok. O yüzden arada sen de yazdıysan görmemiş olabilirim. Belli bir kısmına bakıyorum yine. Aste Prime'ını kullanmış. 3. ayında Sevcim Prime'ı kullanmış. Arda Baba 3. ayında Adadam en sevdiğim yayıncılardan birisin demiş. 3. ayında kendisi. Mustafa Ramiz Yalhas abonelik Selim 54'e abonelik hediye etmiş. Pane Payne's 4. ayında Berat Kerim 538 Prime'ı kullanmış. Tunacal Prime'ı kullanmış. Aykut Adıyaman Prime'ını kullanmış 4. ayında. Efe Eklate'e abonelik hediye etmiş. Ryan'i 123 4. ayında. Yakangen abonelik aramıza katılmış birbirle. Haluk Grape aramıza katılmış. Mark Saman XV aramıza katılmış. Tino Taran Dari aramıza katılmış. Valve 0 ikinci ayında Prime'ı kullanmış. Mustafa Aremizal Has aramıza katılmış Prime ile. Drokal 41 Prime'ı kullanmış. Rams yuh yarım yıl oldu demişti. 6. ayındaydı abi. O zaman kaldığımız yerden hop devam ediyoruz. Güzel. Şimdi bizim torcuya ihtiyacımız vardı. Aydınlanmaya ihtiyacımız vardı ama bir dakika ben çok yanlış yerlerdeyim. Gece göremediğimden dolayı bir görüşümün güzelleşebileceği şöyle bir ay zıplayamıyordum. Şöyle bir alana gitmem lazım. En azından bir uyuyalım be abi. Ha, Tayland TR Edirşi abonelik hediye edilmiş. Ali Aydemir 946 Prime'ı kullanmış. Ülkücü Pikachu Prime'ı kullanmış. Efe 79 Yavuz'a Efe abonelik hediye etmiş. Teşekkür ederim tekrardan. O zaman hadi bakalım. Son şeyleri de yapacağız. Buton yapmam lazım. Butonla TNT'leri patlatacağız ve o kocaman yaratığını da sonuna getireceğiz. Hatta birazcık daha intihar dalışı gibi olacak bu. 5 tane buton yararlı olabilir. Aa, bu neden butona çevrilmiyor? Redwood planks. Aa, bunlar butona çevrilmiyor. Çok ilginç. Ben neyi butona çevireceğim o zaman? Benim taşı butona çevirebilmem var. Ne kadar saçma bir şey. Ben buton istiyorum, buton. Şöyle bir şey yapsam şuradan... Şunları alsam bunlar yine aynı şeyler ve butona çevrilmiyor mu? Demir buton yapabiliyorum değil mi? Plate yapabilirim. Demir plate yapabilirim. Tamam, buton ister istemez zaten mantıklı olmayan bir seçim olmuş bizim için. Şöyle bir butonla bir şey yapamıyorduk. O zaman plate yapacağız. Demir zaten öbür kısımda bol. Demirleri istediğimiz kadar yapabiliriz. Iron plate yerine... Ha bir dakika, o plate derken o plate bu plate mi? Ben bunu yere koyduğumda öyle olmuyor. Plate. Bu işte pressure plate. Ha, iki taneyle yapılıyormuş, pardon. Pardon. Şöyle. İki tane daha yapayım, ne olur ne olmaz. Şu geri kalan demirleri de koyayım. Şurada da TNT'miz olsun. Bu bir intihar dalışı olacak chat. Yani yemeğimiz falan olsun. Gerçi eşyalarımız gayet yeterli ve iyi ya. Ekstra stoklamaya da gerek yok. Bu benim son görüşünüz olabilir sevgili chat. Maalesef. İnsanlığı ve kendimi ve sevdiklerimi, bütün canları, tüm doğayı kurtarabilmek için bu lanet olası canavara, bu lanet olası virüse kafa çatma direnmeliydim. Ne demeli? Bir şeyler işte. Ama sıkıntılı. Abi üste çıkabileceğim bloklarım var değil mi? Lütfen sıkıntılı şeyler olmasın. Abicim. Bayağı üstün o kadar laf yap, o kadar çene çal. Olacak bu mu? Evet. Çok konuştum galiba. Evet ama oraya ben nasıl çıkacağım tekrardan? Yok abi ben bu adam...
adamın olduğu yerden. Ya öldüm. Zaten yine öldüm. Bu adam zaten benden hızlı koşuyor. Parkur hızlı bir şekilde yaparsam belki kurtulabilirim şu şekilde. Peki oraya parkur tekrar yapabilecek miyim? Yumruklarımla da öldüremem bu adamı. Ekmekler saçılmış. Pressure plate. Gerçi evet gereksiz. Pressure plate. Abi kurt da çıktı. Kısaca benim bu durumda yapabileceğim pek bir şey yok gibi geliyor. Ha tabii yumruklarımla da öldürebilirim ama yaratık her seferinde yeni şeyler canlandırmaya devam edecek. Yenisi geliyor. Bak orada bir şey üretmeye başlıyor. Hatta patlayacak galiba şimdi. Bak bak dişlerinde yine bir kamaşıyor. Gel abi. Ama çok yakına da girmeyeyim şimdi. Lütfen TNT ile sadece patlatmak istiyorum. Bu hastanedeki virüsü temizlersem kendim için büyük bir amaç olacak. Yok abi bu şekilde ben 1.8 PvP'ci gibi nereye kadar nasıl bulduracağım? Tepeden yollasana, aslında tepeden yollamak mantıklı. Abi bu adam ölmüyor. Tamam ölmezsen ölme ya. Ölmezsen ölme. Ben de buradan parkur yaparak... Aynen kaçıyor. Bok kaçtım bu arada. Şöyle zıplasam, şöyle yapsam. Woo! Aslında bir dakika, bir dakika. Pressure plate'im yok. Pressure plate'im yok. Şimdi şöyle alsam. Pressure plate yine yapabilirim aslında. Buradan yapamıyor muyum? Yapamıyorum. Bu sıçtığımız şeyden hiçbir şey yapılmıyor. Yemek de yiyemiyorum. Abi tekrardan parkur lütfen. Yakında ama ya. Çabaladım. Çabaladım. Kolaya kaçıp sürekli ölüp ölüp bir şeyler yapmak istemedim. Son çabalamalarımdan. Abi ilk önce... Bak orada gördüler beni. Buraya çekeceğim. Önemli olan bu. Aynen oradan geldikleri anda buradan zıplaya zıplaya şu şekilde pressure plate'leri al. Tamam çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Hayır hayır vurma. Tamam. 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 Şimdi sen ve ben. Sen ve ben. Bir hesaplaşmamız var lanet olası. Bir hesaplaşmamız var. İnsanlık uğruna. Bütün öldürdüğün insanlar uğruna lan. Gel bakalım. Aynen öyle. Gel. Ha böyle olmuyor ama. Shit bununla mı uğraşacağım bir de. Tamam. Abi lanet olmasın ama yani şimdi burada koyamadım sanki. şöyle yapsam. Hayır. Tam ol. Hani ikili TNT çok güzel patla abi. Çok iyi. Yes be. Tam sadece şu olmuş. Bir tane daha, bir tane daha. Şunu kırmam lazım sadece. Tamam. Şunu da kırmam lazım. Şuraya koy. Şuraya koy. O mu neden çalışmıyor? Kafasına göre çalışıyor. Hah. Tamam. O da patlasın abi. Çok güzel. Aha. Kesinlikle işe yaradı. Yani koskoca yaratık arkadaşlar ya. Yani TNT'yle de çok patlamıyormuş sanki. O kadar kendimizi şey yaptık, yeneceğiz dedik ama şunlara bakar mısınız? Yok abi ben yeni TNT'ler alıp geliyorum. Ama yok abi arkamdan gelenleri görmek bile istemediğimden dolayı. Şunlara bak düş abi. Düşmeyecek ya. Orada bekleyecek full bizi. O zaman öbür son TNT'ler bunlar. Şunları alayım tekrardan. Şöyle bol bol basınç şeysi yapayım. Üzerine son kalan malzemeleri de topladığımda. Abi. Benim bir baltam vardı o artık yok. Ama en azından elmas baltam var ya. Onu deneyeyim bir şekilde. Sen düş abi. Abi çok kötü bir yere düştün ama. Yani bence değemezsin orada. Aynen değemedin. Köpek hala üstte. Köpek hala sıkıntılı. Aa, köpeği nasıl halledeceğim o zaman? Şöyle bir yukarı çıksam. Desem. Gerçi... Tamam. Tamam. Orada değil mi?
Tamam, köpek buradan atlayamayacak. Ben buraya atlayabiliyorum. Şöyle tane tane merdiven yapsam, bu şekilde çıksam. Tamam, güzel. Bunlar da yeni TNT'ler abi. Lan ne kadar bunları yollayacağım bu şekilde sonunda. Evet. Mutasyon da geçirmedi bu sefer. Gayet güzeldi, tamam. Buradaki virüsü de son anda bitirdik abi. Artık burada virüs yok. Sadece bir tane kükreme sesi geliyor. O candala burada mı? Hiç fikrim yok. Gerçi istiyor muyum da onu da bilmiyorum da. Hastaneyi... Abi ben insanlığı kurtarmak istedim. Hastaneyi kurtarmak istemedim. Bunu söyleyeyim. Burada da bir sürü virüs var. Şu virüsleri de şöyle bir alayım abi elimle. Olduğu kadarıyla. Bunlardan çünkü tekrardan çıkarabilirler. Tamam, güzel. Ama hala merak ettiğim, ben şu lanet olası canavarı nasıl halledeceğim? Gerçi herkes bir yerden başlamalı değil mi? Herkes bir yerden başlamalı. Gel abi. Aynen. Afiyet olsun. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Aslında bütün TNT'leri buna harcamam gerekiyordu gibi hissettim birden. Gerçekten tüm TNT'ler buna lazımmış. Artık TNT'm de yok. Bir şeyim de yok. Abi domuz korkudan nereye çıkacağını şaşırmış hayvancığız. Ona da yazık. Abicim sen şuradan gider misin? Yok, ben hiç denemeyeyim şimdi. Gidecek kişi ben olabilirim. Tamam. Güneşin son ışıkları tekrardan vururken burada birazcık takılmacalar. Tamam, bunlar var, diamondlar var. Zırhları mı yapsam bu arada diyeceğim ama zırhlarım çat diye kırılabiliyor attıkları bazı eşyalarla. Yine de ilk önce bir kazmamı yaparım. Kazma en önemli şeylerden bir tanesi. Ondan sonra bir tane gövdelik yaparım. Aynen. Bir de ayakkabılı şöyle. Fena değil. Şunlarla da en azından bir başlık, bir tane de şöyle. Tamam, ana malzemelerim hazır. Bu eşyaları da aldıktan sonra bence artık gitmemizin zamanı geldi ya. Artık bu yerden gitmemizin zamanı geldi. Alttaki yaratık ne olacak? O konuda bir fikrim yok. Ama bir gece tamamen olsun. Biz burada uyuyalım. Ondan sonra da buradan tamamen çıkıyoruz ve kurtuluyoruz abi. Ah. Tamam. Şu aşağıda da bir tane vardı. Onu da halletmedik gerçi ama. Tamam, hastaneyi tamamen hallettik. Şimdi bir kişi şey demişti, Nihat. Sen mi demiştin? Haritası var tamamen bu yerin. Haritasını nereden bakabilirim? Bakıyorum abi hızlı bir şekilde. Haritası varsa haritaya göre gideceğiz en azından. Haritanın nerede olduğunu falan filan. Bakıyorum hızlı bir şekilde. Tamam, haritası varmış galiba. Oo. Gerçek mi? Ya değil. Değil. Birinin atması lazım. Yanlış linke girdim galiba. Ama yine de güzel link. Yine de. Pa pa para pa pa ta ta ta. Çünkü biri tam olarak neyi nerede bulabileceğimizle alakalı her şeyini söylemişti. Gideceğimiz yerler belli falan. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum tam olarak. Neyse, kalsın bu. Yaratıklar kalsın. Yaratıklara bir daha bulaşmayacağım. Bu şekilde gideceğiz. Birazcık daha blok almam lazım sadece hastaneden. Tamam, şunu alıyorum. Yatağı alıyorum. Aşağıdaki yaratık beni öldürmemeli ama. Öldürürse her şey biter. Her şey gitti. O yaratık zaten kendi çapında takılmaya bile başlamış ya. Cidden pek bir olayı yok. Tamam, buradan deli gibi demir blok alıyoruz. Hatta öyle bir demir bloğumuz olacak ki demir blokları aşağımıza öylesine koymaya falan bile çalışacağız. Şu demir blokları alalım. Hı. Ama hala zombi sesi geliyor. Onlar galiba aşağıdaki canlılardan geliyor ama hiç, şu an cidden hiç istemiyorum ya. Sıfırdan hiçbir yaratıkla uğraşmak istemiyorum. Mantıklı bir şey değil. Artık emekliye bile ayrılmak istiyorum bu zombi salgınında. Tamam, biz buradan gelmiştik. Aşağı doğru tam inemedik. Bu yaratık aşağımda mı? Değil. O zaman ben misler gibi aşağımı kazabilirim diye düşünüyorum. Aynen buradan. Let's go be. Let's go.
Yaratık zaten gerçi kovalayabilir. Bizi çok hızlı bir şekilde kovalayabilir. O yüzden şöyle ufak zıplama yerleri yaparaktan arkaya geçeyim. Burada biri yok. Şu ormana atlayarak kaçacağım abi. Tamam, ormana atladık ve kaçıyoruz. Let's go, görüşürüz. Görüşürüz. Bu bizim ilk geldiğimiz yer miydi? Aynen. O zaman arka taraftan koşarak kaçmamız gerekiyor. Oh be. Sonunda. Her şey iyi. Buradaki hayvanlar enfekte değil. Güzel. Çünkü en son bu kısım enfekte olmuştu. En azından hala enfekte olmayanları görmek güzel bir şey. Bakalım bu yol bizi tekrardan nerelere götürecek. İki tane etim kalmış. Artık hayvanları da kesmem lazım. Yavaştan. Risk alacağım. Enfeksiyon kapabilirim. Ama lazım olan bir şey bu. Başka nasıl hayatımı sürdüreceğim ki? Bir de bazı notlar almıştık. Hala eski gittiğimiz ağaç eve gidebiliriz. En azından orada yaşayabiliriz. Gibi gibi. Tamam. Bomboş bir araziye geldik sanırım. Oğlum çok sıcak lan tekrardan. Ben camı kapıyı açayım tekrar. Bir hava alalım ya. Huh. Cyber Beta. Prime'ını kullanmış. I'm Best League QQ. Abu 4. ay demiş Prime'ını bizlere kullanmış. Onun için de koşulsuz oyun Prime'ını bizlere kullanmış. Old Necolover 2. ayında kolay gelsin ustam demiş. Uyu Paras 44 Prime'ını bizlere kullanmış. Orhun G'ye Prime'ını kullanmış. Efe yine Alpo adama abonelik hediye etmiş. Kaptan Fox'u abonelik hediye etmiş. Zetron ve 3. ayında merhabalar demiş. 3. ayını yenilemiş. Platon NN Prime'ını bizlere kullanmış. Yakangen 40 bit atmış. Yakangen abonelik hediye etmiş. FF12 abonelik hediye etmiş tekrardan. Ali Aydemir 946 Prime'ını bizlere kullanmış. Öykücü Pikachu da aramıza katılmıştı abi. Hadi bakalım o zaman buradan devam. Birazcık daha sakin gidebileceğimiz, tatlı olabileceğimiz bir yer. Aha, bataklık mı değil. Umarım buranın sonunda iyi bir yer çıkar. Uzun bir süredir bir yer. Aha. Aha. Aynen öyle. Bir şeyler buluyor gibiyiz. Başka bir ev. Malzememiz de var ama bu evde umarım çok daha fazla şey bulabiliriz. O hastane bizi çok hırpaladı. Hastane baya baya hırpaladı bizi. Burası neresi? O burada yaratık var mı? O burada bir şey, biri cadı var burada, cadı. Çok güçlü müdür? Çok güçlü değildir umarım. Bu kadar mı? Yoksa ben mi bir şeyleri göremeyecek kadar toyum? Ancak gerçek gözlerle, gerçek sorgulayıcı gözlerle görülebilir bir yer. Değil, alakası yok. Ben bu ağacı buradan keserim. Umurumda olmaz. Hala bir yerden bir sesler geliyor. Oo! Tamam. Selam. 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 Aynen. Soldan sağdan, soldan sağdan tekniks. Ha, aşağı inmemiz gerekiyor diyorsun. Tamam, kömürümüz var mıydı bizim? Gerçi odun kömürü neden yapmıyoruz ki? Bir odun kömürü patlatalım şuradan. Onun için birazcık da malzeme gerekiyor. Olsun, aşağı ineriz. Sıkıntı yok o konuda. Ya çok bizi tatmin eden bir yapıyla karşılaşmadık bu sefer. 2, 3, 4, 5, 6, pardon 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bunlardan şunu at abi. Zaten bir tane fırın yapacağız. Hala yatak bulamadım. Konaklayacak ama yatağım var, doğru. Tamam, şunları koy. Tamam. Odunlarla odunu yakarak en azından odun elde edin. Aşağıda bir şey var. Abi Enderman... Oğlum ben seni yaratık falan sandım, inceliyordum. Ah, gerçi tek attım lan. Biraz hırpalanmış abimiz. Tamam, şu çubuklarla değiş. Şunu at abi. Şunu at. Şunu al. Güzel. Şimdi bu götü boklu çukura giriyoruz. Abi yine mi böyle bir çukur ya? Ben aha. Ruhlar falan çıkıyor.
Ya burası galiba benim ölümüm olabilir. Çünkü en son girdiğimiz yeri hatırlıyorsunuz. Hiçbir şekilde çıkışı olmamıştı. Sadece bizi oyalamıştı. Kötü bir yerdi yani. Şöyle şunları birazcık daha halledelim. Tamam, güzel. Sıkıntı yok. Sticky Piston. Tuzak kuracağımı sanmıyorum bu şeyden sonra. Gerçi kura da bilirim. Devam edeceğim yoluma. Vallahi gram bir şey yok etrafta. Güzel olduğunu düşündüğümüz evler de tamamen çer çöp çıkmaya başladı. Yolumu şu tarafa doğru değiştireceğim. Bakayım abi. Oho. Bayağı gereksiz ilerlemişiz biz. Aynen, tam şuradan ilerlersek koordinatlarımıza göre en azından daha optimal birkaç yer bulabiliriz gibi geliyor bana. 0-0'a daha yakınlaşacağız çünkü. En azından bu da bir şey abi. Ama bir şey söyleyeyim, bu geçenki zombi modundan çok daha fazla sardı. Ciddi anlamda bu fazlasıyla saran bir mod oldu bize. Hani ben aşırı eğlendim. Siz de büyük ihtimal fazlasıyla eğlenmişsinizdir normal şeylere göre, normal öbür modlara göre. Tabii onlar da eğlenceli ama bu apayrı bir şey ya. Bu apayrı bir şey. Öyle bir durum. Tamam, bu ormanı atlatacağız. Büyük ihtimal bu ormanın içinde gizli bir şey yoktur. Ufak tefek ağaç evler buluyorduk öncesinde ama o ağaç evler de yani çok işimize yaramadı. Gerçi içerisinden yay çıktı. Onlarla bir şeyler elde edebildik. Buradan 5. ayında Prime üzeri kullanmış adam seviyorsun. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Arkadaşlar ban taleplerine de bakacağız. Her şeyin bir zamanı var. Peki abi. Galiba burası sonu gelmeyen bir yer. Dipsiz bir kuyu abi burası. Gerçi birazcık orada bir ışık görüyorum. Oradan çıkacağız abi. Ondan sonra da en azından ufak bir yerleşike yapıp yarın devam ederiz kıvamına getiririz. Ama ilk önce cidden ev lazım. Aha. Aynen öyle. Bu neresi? Bu yine şeyi bulmayayım da. O başka bir yapı burası. Aha. Let's go. Burası neresi şimdi? Hava balonu düşmüş adamın galiba. Mı acaba? Bu sıcak hava balonu mu? Oh. Ben burada hayatta kalırım içerisine girerekten. Peki tam olarak burası neresi abi? Burada küçük bir kulübesi varmış birinin. Her kimse. Kırayım bunu. Aa, burası da mı aşağı iniyor lütfen? Ah. Oh, tamam lan, adam restoran mı kurmuş buraya? Malzemeler var. Picture. Bakalım picture'a. Aynen. Picture diye de koyulmuş. Redstone Observer. Şurada gizli bir yer var gibi geldi bana. Ufak bir kırıklık olduğu için ama emin olamadım. Neyse. Pek de bir şey yok. Ama bol bol yatak var be. Ama yatak da yani bizim elimizde de var. Buranın üzerinde bir şey çıkacak büyük ihtimal. Ama tabii düşerek ölmezsem. Abi baş döndürücü. Üstte hiçbir şey çıkmayacak değil mi? Hoş geldin yazacak sadece. İyi bir kondisyon varmış sende yazacak falan. Aa evet. Çok güzel. Her şey çok güzel ve manzaraya karşı. Oğlum bu adamın uyduğu yerde fazla kral bir adammış bu adam. Bayağı kral bir adammış. Vay vay vay. Renault Verte Prime üzeri kullanmış. En iyi aboneliği kullanmış abi. Onun dışında Rika Takita 9. 3. ayında çekişe nasıl katılıyoruz? Sadece abone olman yeterli kanki. Aboneysen çekilişlesindir zaten. 3. ayında kendisi Deniz G07 15. ayında abi. Koskoca 15 ay. Onun dışında Kayra Bekar 4. ayında. Ardakay abonelik hediye etmiş. Lemin Yuma. Onun dışında Paytak 2. ayında. Bu hayatta tek bizi anlayan Amazon abi. 10 lira abonelik nedir? Mükemmel. 2 ay olmuş Amazon abim, sağ olsun. İyi yayınlar demiş. Prime'ı bizlere kullanmış. Bluerix aramıza katılmış. FF abonelikler hediye etmiş tekrardan. Abonelik kapan herkese. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Ben burada... Abi şu manzaraya bakar mısınız? Of, çok iyi değil mi?
çok güzel. Sadece bu. Sadece bu. Bu kadar güzel az şey var ya. Manzara izleyin sadece. Hayat güzel. NTSK MSTF 7. ayında 7 ay ve seni Undertale zamanlarından tanırım. O zaman fazla izlemezdim. Artık düzenli izleyicim demiş. Abi 7. ayındasın zaten. Ne demek düzenli izleyicim belli ediyor. Bazı şeyler söylemeye gerek bile olmadan kendini belli ediyor. Tamam. O zaman bu manzara yavaş yavaş sonlanırken şöyle bir daha yıldızlara bakalım abi. Güzel manzaraydı be. Sonra da uyuyalım. Ah bu arada moderatörlerim, canlarım hatırlatın. Güzel bir tane listeleme yapacağım tekrardan. Onlara uyacağız bu yayından sonra. Oradan unutturmayın kesinlikle. Bazı değişiklikler olacak çünkü. Ama buradan atlayıp bir şey denesem olur mu lan? Kendimi çok falan atasım geldi buradan. Şöyle. Ah! Abi yani yatak pek bir etki vermedi gibi ama abi sadece bir örümceksin ya, bir şey yapamazsın. Hayır lütfen 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 lütfen. Abi örümceksin sadece dedik ya, tamam abartma. Aynen sadece küçük bir örümcek lan. Arkasından o şey koşmasaydı çok iyi olabilirdi. Acaba örümceklerden mi mutasyona uğruyor onlar? Emin değilim. Çok da umurumdaydı yani, ben bilim adamıyım. Peki ben buradan nasıl kaçacağım? Gerçi tam emin olmamakla birlikte şöyle bir fikrim var. Ağaçların üzerine, yaprakların üzerine atlarsam beni hafifletebilirler. Hayır, bu sadece öylesine bir düşünce ama. Sadece öylesine. Mesela şurada deneyeyim. Ya... Bir tane mod var da onunla karıştırdım. Olmuyormuş. İyi ki atlamamışım. Ama bir modda cidden seni böyle nereden düşersen düş ağaçların üzerine atladığında kurtarabiliyor seni. Tamam, bir sıcak hava balonu buradan gelmiştik. Yani gideceğimiz rotasyon burası. Tamam, şuradan düş. Hiçbir şeye bakma. Sanki yarın yokmuşçasına koş abi. Aha. Aa. Bir dakika, bu benim ilk geldiğim yer mi? Ya bu benim ilk geldiğim yer mi cidden? Emin olamadım şimdi. Burada benim tavuklar vardı. Benim yani burayı kazmam mı lazım? Galiba birisi buraya bir şey bırakmış, sürpriz. Tamam abi, ben onları bir ele geçireyim. Nerede bunlar? Burada. Crafting table'ı şuraya koy. Selam domuzcuk. Şöyle. Bir tane elmasımız var. Ondan da kürek yapalım. Çok ihtiyacımız oldu. Ne abi bu? Hazine falan mı? Ben koymadım değil mi bunu? Adamlar bence koydu yani. İlla bir şey vardır. Mı? Acaba? Ya da şu an... Neyse. Emin değilim, ben de koymuş olabilirim. Hiç fikrim yok. Aha! Aha! Yok ben koymadım abi bu arada onları. Onu başka birisi koymuş. Orada büyük ihtimal bulmacalı bir şey vardı ve biz fark etmedik. Şu an bambaşka bir yerdeyiz. Arkadaşlar boşa gitmiyoruz. Ben tamamen mantıksal açılardan, yerlerden gidiyorum. Emin olabilirsiniz. Aha da burada. Başka bir terk edilmiş yapıyla karşı karşıyayız. Hatta şurada da birazcık var. Peki bu terk edilmiş yapı. Bayağı yağmalamışlar ama. Şurada da bir yer var. Oraya da gidelim bir bakalım. Bir dakika, ben yanlış, aynen yanlış görmemişim. Orada da var. Aynen bu. Peki bu ne abi? Ha, zombilerin olduğu bir spawner. Tamam, pek de içler açıcı bir durum değil. Ve şurada bir yer vardı gibi. Bir de oraya bakalım. Bir de mantarlar deli gibi ev gibi duruyor. Onlar da bazen beni yanıltabiliyor. Şu an gittiğim yere bakarsak... Yani baya baya başlangıç noktasına geri dönmüş gibi bir şey oldum. Hı-hı. Aynen öyle. Neyse o zaman chat. En baştaki ana evimize gidelim. Orada bir keyif sürelim.
Ondan sonra yapacak başka şeyler de var. Onlara geçiş yapacağız. O şekilde devam ederiz. Kaldığımız yerden yarın birazcık daha gelişmiş bir yerden devam eder bu mod. Ama tabii ki yayın devam ediyor. Merak etmeyin o konuda. Sadece bu zombi modu bitecek şimdi. Birazdan evi bulduktan sonra. Aha. Evi de bulduk sanırım. Ha. Tam burada. Bam bam bam. Arkadaşlar bütün çekilişler bütün ayın sonu böyle 30'u mu 28'de mi bitiyor 31'de mi bitiyor ay o zaman yapılıyor. Oh kartallar falan da tamam. Ana mekana geri dönebildik abi. Atla şuradan. Bu evde yine virüs falan yoktur değil mi? Yok abi. Hadi bakalım. Döndük dolaştık en başındaki eve geri geldik. O zaman bugünlük de bu oyundan en azından bu kadar. Bu mod paketinden bu kadar.